Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Şimdi ben ilk önce gene bir ısırmak için şey yapıyoruz ama hasreten bu tefekkürden damlayan el avucuma gelen şeyleri Risale'yi okurken, tefekkür ederken mevzunun dışında hatırıma getirilenleri not almışım. Ne işinize yarar? Belki de işinize yaramaz. Ama benim biraz işime yarıyor. Ne yapıyor? Olayları yorumlamada, anlamlandırmada, içse saat ederken duyduğumuz sesleri o alemde, yani duyduğun ses derken hatırına gelenler konuşmanın sesleridir o. Yürürken rastladığımız yollarda ustadın tabiriyle hani taşları koydum diyor alamet. O aleme, o manaya bir alamet olsun diye koydum diyor. Üretken bir kafada sizden şunu ben çok istiyorum yani. İlle bir tıpatıp aynı şeyi takip etmeyin. Risale-i Nur küllidir. Bütün peygamberlerin varisi mutlakıdır. Ne demek o? Hep anlatırım. Peygamberlerin gelmesine sebep olan o kavimlerin günahları daha fazla var. O kavimlerin tamircisi olan peygamberler hangi esmaya mazarsa Risale o mazardır derken neyi kastediyorsun dedi birisi. Cenazede bunu sordu. Cenazede sordu. O ortamda sordu yani. Dışarıdan geldi. Dedi ki yani peygamberlerin ismine mazardır. Ki ders olsun. Dedim ki şimdi Lut kavminin peygamberi, Ad ve Semud vesaire kavminin peygamberi gelse, gitsen yanına. İsmini söylüyorum. Ne anlatırdı sana? Ey Allah'ın Resulü, bana bir şey anlat. Ne anlatırdı? İşte o. O esme mazar bu işte ya. Hiç düşündün mü dedim yani. Mesela Salih Aleyhisselam gelse, Salih Aleyhisselam var olsa, kavim ya, onun günahı yok mu? O kavmin günahı. Evet. Şimdi gittin, ey Allah'ın Resulü, bana ders ver. Ne diyecektin? İşte Kur'an'ın bu asırdaki Allah'ın 100 senede bir görevlendirdiği mucididin dersini söyleyecek. Bunu anlatacak yani. Ustad da diyor ki o sırada ben olsaydım öyle anlatırdım. Yani öyle ders verirdim. Onlar bu asırda olsaydı böyle anlatırdım. Çünkü benim değil diyor. Dert benim, deva Kur'an'ındır. Kur'an'ın dersidir. Geçmiş ümmetlerin kitapları, suhufları anlattıkları için Barla'da diyor ya, Kur'an'dan ahsedilmiştir. Kur'an'a muhatap olacak, Kur'an'a talep olacak seviyeye getirmek içindi onlar. Kısacası Salih Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a gitseydin, sağ olsaydı ne anlatacaktı? Onu anlatıyor. Bu işte. İşte bunu Bağla'da zaten söylüyor. Senin işte hakimdir sözün, hikmetir sözün, şefkattir sözün var ya böyle. Peygamberlerin vasıflarıyla dersini anlatıyor. Hatırladın mı? Ha, o zaman bunu çok çok garibime gitti. Dedim ya bu anlaşılmadı mı ki? Onun için gündeme getirdim. Peygamberlerin, geçmiş kavimlerdeki peygamberlerin kavimlerini irşat ederken mazar olduğu esma bu asırda aynı günah olunca tamircide de aynı esma mazardır demek. Ne demek mi? Şimdi Salih Aleyhisselam'a gitsen, Lut Aleyhisselam'a gitsen ne anlatacaktı? İşte anlatıyor.
Hikmet mesela bir peygamber neydi o hikmet? Daniel miydi? Hikmetihi. Hikmet peygamberi değil mi? Mesela hikmet. Kısa-i Musa. Musa'nın ne anlatacağı Kur'an'da var. Onun da bu asırdaki dersi Risale-i Asay-i Musa. Yani peygamberlerin yanına gitseydik ne anlar? Ey Allah'ın Resulü bana ders ver deyince bunu açıp okuyacak. Çünkü Kur'an'dan sonra Kur'an yok. Şimdi okurken ortaya çıkan içsel alemimizdeki tanımlama, tanıma, vurgun yememek, ifrat ve tefrite düşmemek bazen bir kuyuya düşeriz ki yani vallahi 123'te söylüyor Mesnevi'de Allah'ın ancak inayet alacak isen o kuyudan çıkasın. Bir hatıra, bir söz, bir öpmek, bir tane, bir şey diyor ya batırıyor adamı. Bir batırdı mı? Diyeceksin bana bir şey olmaz. Nasıl olmaz? İşte onlarda tutulma şeyi. Şimdi okuyorum biraz. Hristiyanlarda şey var, Tanrı, Teslis akidesi var. Yani bir yarım saat gibi bir şey okuyacağım. Mesela İsa Aleyhisselam'a Tanrı diyorlar. Tanrı'nın oğlu aşağı. Teslis var. Teslis üçtür İsa Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam. Bir de İsa Aleyhisselam. Teslis yani bu. Şimdi buna karşı çıkan, düşünen insanlar, filozoflar bunlara karşı çıkınca dinlere bizim Müslümanlar da bunlar dinsizdir. Dine karşı çıkıyor diye dinsiz filozof zannettiler. Oysa onların dine saldıranlar dinsizlik adına değil bize daha yakındırlar. Mesela Tanrı öldü diyor Sörte diye bir filozof. Tanrı öldü dedi. Hem diyor Tanrı diyorsunuz İsa Aleyhisselam'a hem de çarmıha gerildi. Kendisini insanların elinden kurtaramayan nasıl Tanrı olur? Asılmaktan kurtulamayan o zaman Tanrı öldü. Tanrı şimdi onların anladığı bitti. Şuradan neyi çıkartıyoruz? Onlar hücum ettikleri zaman o dine dinsiz diye addediyorlar. Onların dinsizleri hakikate daha yakın. Adam doğru söylüyor. Tanrı öldü dedi. Siz diyorsunuz diyor. Çarmıha gerildi diyor. Öldü o zaman diyor. Yani kendisini bu insanların, şerli insanların elinde kurtulamaya şey yapamamış. Nasıl olacak diyor. Yanmaktır kârım, ateş aşkımdır. Yani bunları bilince ne faydam olacak sorusuna cevap neymiş? Yanmak. Kâr nedir peki? Ateş de aşkınmış. Yani hakikata yanaştıran şeydir aşk. Bu soru baba ahlakı, bir de ana ahlakını okuyacağım. Baba ahlakı neymiş? Yani baba hep ne karım olacak der. Bir şey olduğu zaman baba öyle der. Tamam da ne karımız olacak der. Anne ahlakı kar aramaz. O olmaktır anne. Yani anne nedir? Yani çocuğu baba sigorta şirketi gibi bakarken baba hep kar arar her şeyde. Anne ise kar aramaz, olmaktır. Ondandır ki protestan ahlakı babaya, şimdi İsa Aleyhisselam asıldı, onu devam ediyorum yani manaya. Baba diyorlar ya, baba, oğul. Haşa Tanrı'ya, Tanrı diyorum Allah demiyorum. Baba oğul, testis ya. Şimdi niye
Bu kapitalizm nereden çıktı? Niye baba dediler yani? Baba kar arar. Anne ise olmaktır. Kar aramaz. Onun için protestan ahlakı kapitalizmin yani annesi baba ahlakıdır. Mutlaka bir menfaati takip eder. Meryemsiz din olunca protestan olur. Feragat, vefa, şefkat, sevgi, muhabbet, fazilet, kerem yok içeriklerinde. Ve bunun sahibi işte bunu soruyor. Yani tamam da Tanrınız ne oldu diyor. Bunu soruyor. Tamam da ne karın var bu derslerden der. Bazıları mesela derse gelir. Bir daha alacağım şimdi. Tamam da bu derste ne karın var? Bu baba ahlakı. Bir de okuyayım. Tanrı teslis akidesi niçin baba oğul demişler? Baba da bir şey arar. Menfaat var. Anneye göre. Ne karım olacak? Kapitalizm çıktı. Yani şeytanda da öyle ya. Ben ateşten, o topraktan yargısı, olayı ölçme aleti hariç yaptı. Ateş ve toprak. Hangisi üstün? Ben de o üstünüm dedi. Bir de okuyorum. Baba hep der, karım ne olacak? Anne ahlakı ise kar aramaz. Yanmaktır karım. Peki ateş nedir? Aşkımdır diyor. Ve aşk hakiki, aşk mecazi neyi kastettim biliyorsunuz. Ondandır ki protestan, mesela bir katolik var, bir protestan var, bir de ortodoks var. Katolik İtalya merkezlidir. Onlarda çok acayip katı şeyler var. Aileyi esas alır, boşanmayı kabul etmez. Protestan, evangeliş derler Almanya'da. Biz protestan deriz. Luther demen çıkartmış. Proteste etmiş Katoliği. Yozlaşmış. Yani globalistler küreselcilerin kurduğu bir dindir. Protestan. Evangeliş yani. Onlar kurmuş. O kapitalizmin şeyidir yani. Kurucularının kurduğu bir dindir. Protestan ahlakı kapitalizm. Yani annesi baba ahlakıdır. Mutlaka bir menfaati takip eder. Meryemsiz din olunca, yani menfaat yok. Meryem anne, aynı ahlakında bir şeyde çocuğunda menfaat aramaz bir şey hizmet ederken. Baba hizmet ederken karşılık arar. Yo öyle ben öyle bir şey aramıyorum. Var babada bu var ya. Yani. Altında bir şey var. Anne gibi olamayız. Mutlaka bir menfaati takip eder. Neye benzer? Meryemsiz din olunca protestan olur. Yani Meryem yok orada. İsa aleyhisselam esastır protestanda. Meryem yok. Esastır. Yani protestanda feragat, vefa, şefkat, Meryem'i anlatıyor bunlar. Sevgi, muhabbet, fazilet ve kerem yok işlerinde, içeriklerinde bu yok bu dinde. Ve bunun sahibi işte bunu soruyor. İşte sizin Tanrınız öldü diyor. Tanrı'yı siz öldürdünüz zaten diyor. Tanrı öldü diyor. Bizimkiler de Türkiye'de tabii olayı bilmeden vay be kafire baksın da baklar. Konuyu değiştiriyorum bir. Farklı bir şey okuyorum. Tabir ne demek? Mesela Risale-i Nur tabirdir. Tam da ne demek? Tabirdir. Hepsi tabirdir. Mesela tayyun, teşahhus, tavun, takul, tahayyül. Hayali hayal biliyor mesela. Sıra sır diyor. Sıra kadem bahsediyor. Uğraşma diyor yani. Adı sır ya. Uğraşma değil o.
Çünkü bir yerde daha bildirilmedi, bilmiyorum diye öteki tarafta izah ediyor. Mesela lemalarda diyor ki, bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de teklifi din altına girmezler diyor. O bir iki latifeyi 276-8'de sözlerde söylüyor. Tahayyül ve tasavvurun olduğunu ve düşünce olduğunu, tefekkür olduğunu söylüyor. Ustad, tabir soyutlama yaparak, yani iki kavram var felsefede veya düşüncede. Bizim dışımızdaki gözüken tutulana somut, somut. Onu düşünerek, kıyas ederek onları içeriye alıyoruz. Alıyoruz, nispet ediyoruz, nisbi. Nisbi dışarıdan aldık. İçeride ne yapıyoruz onları? Örf, anane, kültür, gelenek, ilimle. Dışarıdan aldık ya malzemeleri. Onları harmanlıyoruz, yeni bir şey imal ediyoruz. Bunlara da emri itibari deniliyor. Sonuç ne çıkıyor? Vahidi kıyası hakikatımız çıkıyor. Emri nisbi, hariçten, dışarıdan alma özelliğimize denilir. Emri itibari ise alınanları var olan hazinemizle harmanlayıp yeni bir şey inşa etmek. Onun için Risale'nin talebeli inşa, sizden çok istiyorum işte böyle. Kendini arka lastik gibi ön lastiği takip etme. Al malzemeyi, yeniden inşa et kendini. Yani bu Risale-i Nur'un da bizden istediği budur. Kendini inşa et. Şahsçılığı bırak. Kendiciliği de bırak. Bırak, hakikatçılık olması lazım. İmalat, bu itikadi değil yani. Zahir din zahirdir. Risale'nin ölçüleri bellidir. Onlar demiyor. İçsel alemde senin gibi düşünmek zorunda değilsin. Benim gibi düşünmek zorunda değilsin. Dersin başında söyledim. Doğru zannettiğim şeyler bunlar. Niçin böyle bir kilise meylemi istemiyor? Bir kilisede öne şeyi çıkartıyor. İsa'yı çıkarıyor. Birileri de çıkıyor. Tanrı öldü diyor. Çok tuhaf yani bunlar tabii. Böyle tesadüfen denmemiş. Şimdi soyut nedir? Somut. Dışarı içeriye aldığımız zaman soyutluyoruz. Yani soyuyoruz onu. Elbisesini çıkarıyoruz. Ona yüklemleri, nesneleri insana konu olmuşsa nesnedir, eşya. Bak, soyutlama yaparak, yani olayları soyarak, onları içsel alem alemindekilerle eşleştirerek, yani örf, anane, kültür ve gelenek ve ilim yok mu bizde? Değil mi? Bir sürü gelenek var. Ali'nin geleneğiyle, Gafur'un geleneği, Mehmet kardeşin, Harun'un vesaire gelen örf, anane, kültür, gelenek, anneden, babadan, toplumdan, o yaşadığın evlerden yüklediğimiz var. Örf, anane, kültür, gelenek. Ayrıyeten ortak bir tarafımız var. Bu ortak değil yani bizim. Hepimizin evine göre değişir. Ortak ilim. Beraber aynı derste diz çökmüşüz. Bu 5-6 tane vasıfla iç alemimizde onları dışarıdan aldığımız şeyleri soyutladık, eşleştirerek mana muhteviyatını yükleme yaparız kendimize. Bu tabir bu. Ve şeyde gördüm, Zemahşeri, Belagat İmamı, kendisinin şeyini naklediyorum hatırladığım kadarıyla. Her bir tabirin lakal en az diyor, Kur'an'ın kaç tane harfi var? 29 tane mana mertebesi var diyor. Mesela bir tanesini söylüyor, örnek veriyor, örnek onundur. Elif diyor insandır. Lam manadır. Manadır. İnsan diyor, kendisini ilimle, mana ile yapılandırırsa, lam diyor, elifin, elifi sarmalar. Olur lam elif. Lam elif, kamil insan simgeler diyor. Bak nereden çıkmış adam. Kamil insan lam eliftir. Elif değildir. Elif olsa kamillikte de yok yani. Kamile sıyrılmış o. Lam elifi. Bak adamlar nerede mana çıkarıyor. Bir ara
harflere şey yapmıştım. Harfleri vasıflar. Allah varken hiçbir şey yoktu. Vav'ı niye Allah böyle yapmış? Lam niye yapmış? Ondan sonra. Onlar bir simge semboldür. En az her bir harfin diyor Zemahşeri Belagat İmamı. Ustad onu biraz da bahsediyor zaten. 29 tane manası var diyor. Onların fotoğraf makinesiyle şak çekiyorsun. Bunun adı kartpostal tabirdir. Risale-i Nur hep böyledir. Allah şahit olsun her tabiri en az kendi çapıma göre, o kadar yapamazsam da, en az 5-6 tane mana mertebesini Allah'ın izniyle söylerim. Bana biraz müsaade ver. Hangi kelime olursa olsun. O tabire çalışın. En az 5-10 tane. O ama Zemahşeri diyor ki, Kur'an'ın harfleri adedince vasıf ve sıfatları var. Eğer vavla anlamlanırsa anne karnına sokar seni o diyor o tabir. Anne karnındaki çocuğa benzer. Eğer lam elifle diyor anlamlandırırsan onu diyor, kamil insanla tanımlanır. Elifle şu olursa bu olur. Manayı da mana ilim olduğu için diyor Cebrail'dir diyor. Ustad bunu zaten kullanıyor. Elif, la, mim. Elif Allah'a, lam Cebrail'e, işaret edeceğiz da. Mim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Bak sırrı görüyor musun ya? Çok tuhaf. Bir ara ben de bu şey başlamıştım. Zel, zele, ves, vese, vav, vesin. İkisinin cemi ve tekrar. Ves, ves, e, ek. Vav, vesin. Ves, vesi çalışırken, ya dedim bu vava bir bakayım ya. Vava sıfatına bakayım. Toprak tabiatlı mı? Ateş mi? Su mu? Hava mı? Yani kaç ay çalıştım. Ve o zaman yansıtıcımız yoktu. Yani hatırlarsınız. Tepeden yansıtıcı var ya duvar. Şeye giderdim. Uğur Akkafan oraya o zaman. Onda vardı. Bir cemaatta sırf onda vardı yansıtıcı. Sayfa duvara yansıtma aleti tepede. Kalktım Zeytinburnu'ndan o dersi yapmak için Ümraniye'ye gittim. Vav. Orada yansıttım. Vav'ın ifrat tefrit vasat. İfrat tefrit vasatını. Kaç tane? Belki de 99 tane en az ifrat tefritini buldum. Yani var. Şimdi niye bu kadar şey yapıyorum? Arkadaşlar Risale-i Nur ta Bediüzzaman Hazretleri'nin önce kadar okumuş mu? Haşa mubala zemzimidir. Yani gizli aşağılamaktır. Yalan söylemektir. Mubala aşağı. Ben her okuyuşta farklı anlıyorum dedi mi? Dedi. O zaman bizim okuduğumuz mana mertebesi yok. Yani sırf yok yani. Ustad anlıyor mu arkadaşlar bu şeyden? Her okuyuşta her okuyor mu? Mana farklı oluyor mu? Demek ki diyeceğiz ki kendimize benim anladığım kadar değil bu iş. Mesela vicdan okuduk değil mi? Veya dima. Lugata bile bakmadık şimdiye kadar. Ama 10 seneye yakın şimdi bir projemiz var. Bak 186. ders yani. Çalışıyoruz. Şimdi hepiniz toplanın diye vicdana başlamadım. Biliyorsunuz bir oradan yapacağım ki vicdanla bir de dima bakmak ki bakmak icap ederse bir daha dima dönmeyelim diye. Hepiniz toplandığınız zaman vicdana bir girelim bir tabirine. Yani vicdan. Yani nasıl bir şeymiş yani sistem. Ama böyle payandalarını yapmaya çalışıyorum. Çünkü biraz hissi, kaygan bir zemin olduğunu gördüm öyle. Ben bile endişe ettim biraz. Geçen hafta biraz bahsettim. Hani böyle biraz artık insana orada iyisini, kötüsünü, yani bir adamı çöpe atmasın, bir adamı da yıkanıyor. Hakikaten bir tuhaf alemler olduğunu hissi bir seviye hissedersin yani. Böyle hakikaten bu tarafı var, bu tarafı var. Böyle kabir, mabir, ölümler, her şey hissi seviyeye taşınacağız inşallah. Yani biraz kaygan bir zemin, tabirler orada çok işimize yarayacak. Soyut ve somutlam şeyleri anlam yükler. Demek ki soyutlama eşyayı nispet ederek, emri nisbilerle içeriye alarak, içeriye alma özelliği. Köpekte bu yok. Yani soyutlama özelliği yok. Somutu soyutlama yapıp içeriye almak yok. Yani somutu soyutlama emri nisbidir, tarafımızdır. Bu sistem ecam insanda var. Meleklerde var ama bizim kadar kaliteli değil. Zaten cinlerde çok düşüktür. Bir süre onlara yetiyor ki o da bize gelmiş cin suresi. Onları tanıyın diye. İlk önce bize gelmiş. Dolayısıyla onlara da demiş ki al size bir cin suresi.
Peygamber de bizden gelmiş. Yani kaliteye bakın diye söylüyorum. Onların en yüksek silahı bizim korkmaktır. Korkmak. Neyse. Soyutladık. Aldık içeriye. Örf, anane, kültür, gelenek ve ilimle. Ruhsal kemalattan bahsetmiyorum. O da içeri harmanlıyoruz. İçerizdeki alemlerimizle eşleştirerek mana muhteviyatından bir tanesini çıkartmak veya birkaç tane. Lam elifi söyledim. Vav olursa insanın yaratılış sürecini bakarsın. Lama bakarsan Cebrail'le bakarsın o manaya. Mim'le bakarsan Muhammed'le bakarsın. Bir tane daha harf var. Nun mu? Mustafa'dır. Estefa, istefa, Mustafa denmiş. Ama zahircilere diyorlar bu ne diyor ya bana. Demek ki bizim anladığımız kadar değil. Ustad bu gördüğümüz alemin arkasında matematiksel bir şifreyi var olduğuna inanıyorum. Külliyatı o sistem üzerine, dizayn üzerine kurduğuna inanıyorum ki hiçbir yerde birbirini cereden, zıtlaşan bir şey yok. Bunu 13. sözden çıkarttım. Bir ağacı düşünün diyor. Birbirini cereden, ortadan kaldıran, birbirinin hükmünü zayıflatan bir şey yok. Mesela rengi yaprağı, yaprağı tadı, meyvenin büyüklüğü ağacı, dalı budağı. Bak bir armoni var yani. Bir ahenk var. Birbirini dışlamıyor, itmiyor, çizmiyor, itmiyor bizi. Bütünseldir. Ağaçtan misal veriyor. Manalar da böyledir. Çünkü o matematikseldir. Ağaç, nizam, intizam, malumiyet, meşhudiyet, tayin, evamir tekviniydi. 6 tane. Aynı küllatta da bu da var. Dolayısıyla arkası matematikseldir ki birbirini ceretmiyor, birbirini tamamlıyor. Birbirini ufkunu açıyor Risale-i Nur'daki tabirle. Yeter ki tabirlere sırf böyle klasik böyle sırf lugati manada bu zahir mana verme. O zaman kalırız dışarıda. Mana muhteviyatını almaz. Demek ki tabirdir Risale-i Nur. Rüştü abi çok rahmetli tabirat-ı nuriye demiş. Bir sürü tabirle, tabirleri açmaya çalışmış. Her kelimenin tabir olduğunu binlerce tabirleri açmış. Her kelimeye tabir. Dolayısıyla nedir o? İşte biraz önce anlattığım içsel alemde alınanlarla eşleştirme yapılarak kendi hassasiyetini, örf, gelene, kültürüne ona yeni bir anlam yüklemek. Tanzim ve teşbih ilk önce soyutlama, sonra eşleştirerek ilk önce elmayı somuttur. Soyutlayıp içeriye aldık. İçeri alınca tenzih ve teşbih ile ne yaparız? Soyutlarız. Sonra iç alemimizde eşleştirerek somuta çevir. Bunu tabirle ifade edersin. Dedik, bunu anlattım hep iyi. Soyut, yani alınan, somut dışarıda olan, cem edersen ikisiyle beraber yeni bir mana yapmadın, üretmedin. Elma ile elma ile arasındaki senin bilgin eş ise buna bilgi denilir. Soyut ile somut eşit ise buna bilgi denilir. Bütün sözcükler soyuttur. Yani ne yazıyor? Yani Hintliya bardak sözcüğü Hintliya bardak diye ne demişim ben de anlamadım. Bardak sözcüğü bir şey ifade etmez. Ama bardak resmi Hintlidir hocam. Ha Hintli herhalde. Yani bir başka bir dilde olan birini kastettiniz herhalde. Ha herhalde orada bardak sözcüğü evet. Hintliye bardağı diye bir şey ifade etmez bizde ama bardak resmi veya maddesi gösterilse herkes aynı şeyi anlar. Buna bilgi denilir. Yani bu nedir deyince kazmadır anlamaz. Herkes aynı şeyi söylemesi bu bilgidir. İlim bu değildir ama. Tabirler semboldür. Mesela elma da semboldür. Resmi de semboldür. Bak semboldür. Simgedir. Mesela trafik işaretlerinde böyle bir şey işaret var. Bir de çizgi koysa sola dönülmez. Ama bunu yazmaz. Sola dönülmez yazmaz. Böyle bir ok yapmış, çarpı koymuş, dönülmez. Bu simgeyi soyarak, soyutlayarak görürsünüz, anlarsınız. Yani bunu soyutluyoruz. Yani ha dönülmezmiş,
anlama dönüştürürüz. Bu soyutlama işte tabiri, tabelayı anlam yükledik. Bu buymuş dedi. Veya böyle yapmış, koymuş. Çıkmaz sokak dedi. Ama öyle bir şey yazmıyor. Sende ortaya çıktı. Simge ile sözde anlatmak, karga simgesi hem sesin hem de harfin karşılığıdır. Şey, karga simgesi hem sesin hem de harfin karşılığıdır. Düşünmek ise bunlardan da öteyedir. Düşünmek. Soyutla teşbih edilecek. Mesela peygamberler var. Bazı peygamberlere, mesela söyleyeyim size. Musa aleyhisselam teşbih mi ve tenzih peygamberi midir? İsa aleyhisselam teşbih midir, tenzih midir? Mesela tenzih, tenzih ne yapar? Zahiri şeriatta Allah'a tenzih eder, şey yapar, subhanallah'tır, şöyle de böyle bu. Bu tenzih. Ama soyutlanarak aleminde içselleştirmek, farklı dünyalara götüren teşbih peygamberi de İsa aleyhisselam'dır. Bu benim tespitim değil yani bu alimlerin. Bu tenzih peygamberiyle teşbih peygamberi farklı. Cem edersen hakikati Muhammediye denmiş. Bunun uzmanları öyle demiş. Düşünmek ise, biraz daha okuduktan sonra keseceğim, dersime döneceğim. Düşünmek ise bunlardan da öteye soyutla teşbih edilecek şey olan somuttan buluşmasından bizzati kendisi veya nisbi ve itibari anlam çıkarmanın libası olan bilgi. Demek ki bilgiler libastır. Yani soyuta, elma resmine veya karga resmine gördüğümüz zaman veya bardak gördüğümüz zaman bizim alemimizde bir mana oldu. Demek ki bunu soyutladık, çıkarttık elbisesini, koyduk. Aslında bilgi elbise olduğunu, daha ilerisini söyleyeyim, bilgi elbise değil, iman elbise olduğunu söylüyor ustad. İman libasını ruhunuza giydirin. Burada ateş, psikolojik ateşi yakmadığı gibi oradaki ateşi de yakmasın. Buna benzer maddi bir elbise yaparsanız dünyanın ateşinden de kurtulursunuz diyor. İman libasını diyor. Arkadaşlar, iman libası olursa, üniversite diplomasına böyle denilirse, lise ve ortaokul diplomasına daha da denilir. O zaman bilgi nedir? Bu somutun, eşyanın bizim iç alemimizde bulunma şeklidir. Nedir o? Bilgi elbisesi veya mana elbisesi. İşte dört tanedir. Dimağımızda sık bulunuyorsa ilimdir. Vicdanımızda bulunursa histir. Kalbimizde bulunuyorsa duygudur. Ruhumuzda bulunuyorsa latifedir. Ene'ye dönüşmüşsem böyle içsel aleminde ben bende oluyor. Benimle bene dönüşüyor. Bilgi ve mana deniliyor. Kavramlardan kavram türeterek mana doğuyormuş. Kavramlardan kavram. Mesela karga ile kışın ne elma var. Böyle cennet elması var ya, Trabzon elması diyorlar bir şey, hurması. İşte veya şöyle. Hurma ağacı da aynı insanlar gibi çocuğu yavrusu alınırsa fidan ölüyormuş. Onu elma ile kıyas et. Kavramla kavram kıyas ederek mana türetiliyorsa bu bilgidir. Akıl bu bilgi mana ve düşüncelerin üstlerini açarak, libaslarından soyarak arı duru haline getirmeye yarıyor. Demek ki akıl elbiseyi soyar. Eşyanın elbiselerini soyar. İhlas suresinde hiçbir şeye teşbih etmeden, benzetmeden arı duru olması. Yani kul de ki herhangi bir imge taşımıyor. Huve, o ki hüviyeti olan Allah ehattır diyor. Bakın hiç imge kullanmıyor. Allah ehattır. Bütünseldir. Her şeyin sahibidir. Hiç teşbih kullanmıyor. Sari. Bunlarda hiçbir imge yok. Ne ağaca ne ta, yani hiçbir şeye benzetmiyor. Kulu vallahi. Allah'u seven. Bir şeyi benzeterek şey yapmıyor. Direkt söylüyor. Mesela o doğmamıştır, doğurmamıştır.
Samet'tir diyor. Ama bir yere nispet ederek şey yapıyor. O ki hüviyeti olan, yani Allah Celle Celaluhu ehad'dir der, bütünseldir, her şeyin sahibidir. Bunlarda hiçbir imge yok. Ne ağaca, ne de taşa, ne de bildiğimiz bir şeye eşleştirmiyor Kur'an, benzetmiyor. Ondandır ki hiçbir şirk yoktur. Hiçbir şirk yoktur. Okuyan da hiçbir imge, simge hatıra getirmiyor. Hiçbir şey hatırına gelmiyor. Mesela kulu Allah'a. Yani aynı bunun gibi diyemiyorsun. Allahu semet. Aynı bunun gibi diyemiyorsun. Onun için İhlas suresi dermiş. Hiçbir şey kokmuyor yani. Hiçbir şey hatırına gelmiyor. Ama mesela Bakara suresinde münafıklara ait söylenince onlar şöyledirler diyor. Kördürler diyor. Ha kör ne olur diye düşünebiliyorum mesela. Sağırdırlar diyor. Dilsizdirler diyor. Şimşek çakınca şöyle oluyorlar diye. Hemen biz bir imgeye götürüyor. Bir simgeye götürüyor. Ama kulu Allah hep. Yani bir yere götürmüyor ya. O zaman ondandır ki hiçbir şirk yoktur. Okuyan da hiçbir imge, simge hatıra getirmiyor işte. Yani karga resmini, sesini duyduğunda hiçbir şey imge hatırıma gelmemesi gibi. Mesela karga sesi gelince görünce karga görüyorum ya. Başka bir şey değil. Başka bir şey götürmüyor. Ama nispet etmeye kalkarsan şey diğer kuşlara da götürüyor. İhlas suresi acayip. Akıl gelen sesin imge veya şeklin ya nispetini ya da itibarisini alarak yeni bir şey alemimizde üreten nisbilerden, itibarilerden hiç alakası olmayan yeni bir dünya hakikati senin aleminde ortaya çıkarır akıl. Akıl ne yapar? Tahayyül ve tasavvur. Alemindekilerin yeniden üreten bir şeyi harmanlayarak akıl vahiy ile irtibat kurup yeni bir şey üretiyor sende. Yani bu sistem şurada şimdi bu bir şey attı. Şeytan. Melek attı. Serbest bölgenin ne demek olduğunu biliyor. Bu bir şey üretti. Mesela şey gördük. İmge, simge gördük. Karga gördük. Kurma gördük. Düşündük. Ama akıl bunları harmanlıyor. Yeni bir şey. Olmayan, bizde olmayan nasıl üretir yani? Yani neye göre, hangi malzemeyi kullanır da üretecek? Vahiy ile. Vahiy. Mesela kul vallahed. Nasıl yapacak şimdi? Hani şuradakilerle libaslarını çıkartarak her şeyi Allah giydirerek gelmiş. Bilgiye yüklemiş. Bilgi bir elbisedir. Malumat elbisedir. Düşünce elbisedir. Zan elbisedir. Yani hayal elbisedir. Elbise giydiriyoruz. Tasavvur elbisedir. Vesaire. Bu elbiseler zahirdekiler bizi başka yerlere götürüyor. Mesela bir şey söyleyeceğim, aralayayım biraz kenarını, gerisini sen düşünün. Ne alakası var? Kadınlara söyle diyor, topuklarını yere vurmasınlar diyor. Yani, ne olacak bunlar? Kendisi yok ki. Yani, Kur'an söylüyor bunu yani. Yani içsel alemi bilen, sahibi olan Allah söylüyor mesela. Öyle yani. Tamam. Abi biraz bir şey sorabilir miyim yani canlandı bu meratip var ya miracı anlatıyorsunuz aslında değil mi? Soyarak şey. Soyun. Meratip yapıyoruz. Evet. O kulu Allah'a hatta abi direkt löp. Direkt. Yani direkt şey. Hiçbir şey gelmemesinden İhlas suresi denmiş. Abi, niye denmiş diye. Meratip falan yok. Yok ötekilerde hep meratip var. Bana söyle her bir surede meratip var. Düşünüyorum hiçbir şey bulamadım. Hiçbirisinde yok. Ben öyle zannediyorum. Fatiha'da bile. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Alem deyince herkesin bir alemi var ya. O Rahman ve Rahim'dir. Anne babamı. Babam Rahman aynası. Rahim anneme. Karşılık yok. Şefkat ediyor. Acayip bir şey yani. Şimdi ama kul vallahi ahed. Allah semet. İmge simge hiç yok. Onun için ihlas. Onun için tuhaf. Mesela arkadaşlar bize elbise giydirmişler, okulda giydirmişler, evde giydirmişler, soy ağacımız giydirmiş, örf, anane, kültür, gelenek hep bize giydirmiş. Bütün çabalarımız gafur. Bu kış kıyamette geldin elbiseden çıkartmak için, çıplak olmak için geldin bu kışta.
Ya bu derslerden üstün hiçbir şey yoktur. Bu muzakere, bu mutala muzakere. Yeryüzünün diyor, ben hadisi kutsi söyleyeyim size de. Dairesi var mı? Barla'da. Yeryüzünün zinnetidir diyor. Semadaki müekkel melaikeler, bir mana söylüyorum, eksiğimi düzeltin. Yanlış söylüyorsam. Semanın müekkelleri, yerdeki müekkel melaikelere gıpta ediyorlarmış. Bir iki adam, bir iki nefes, bir iki dakika otururlar, Rablerini sevip sevdirirler, görüp gösterirler. İşte bu zemin işte. Ne yapıyorlar peki ilim? Giydirilen elbiselerden çıkarmaya çalışıyorlar. Sohbet ehlidir sahabe. Sohbet demek Allah Resulü kendisini takdim ediyormuş. Kendisini ikram ediyormuş. İkram edilen kişilere sahabe denilir. Sohbet ehli. Onun için birisine lütfettin gafur fırıncıya. Bir şey anlattın. Adama lütfediyorsun. Adam liyakati yok. Uhuvvet Risalesi'nde bir tabir var. Gayri müteşire koymuş. Sana bu lazım. Niye lazım? Öyle dedim. Uhuvvet Risalesi'nde yok. Ama Osmanlıcasında var. Gayri müteşirde var. Bir tabir var. Türkçesini söyleyeceğim. O yok yani. Mektubatta göremezsin. Diyor ki senin iyiliğin diyor. Mealen söylüyorum kafamda kalka. Senin iyiliğin. Onun azgınlığını artırıyorsa hani Hazreti Ali demiş ya Peygamberimiz hadisi şey yapmış. Sana birisi kötülük yapsa iyilik yaparım. Sonra ne yaparım? İyilik yaparım. Sonra iyilik yaparım. Sonra nereye kadar yani? O diyor kötülük yapmaktan bıkmadıkça ben iyilik yapmaktan niye bıkayım? Arkadaşlar genel bakacaksın İslam'a. Bir hadisten, bir menkıbeden, bir Allah Resulü'nün bir sahabesiyle konuşarak hayata şey olmaz. Cadde-i Kübra olmaz o. 23 senedeki o dinin mükemmelliyetini bütünsel o resmi göreceksin. Yoksa bir taraftan tutarsan olmaz. Mesela bir sahabeye demiş ki ya Resulallah en büyük ibadet nedir? Ana baba hizmet etmektir diyor. Ötekisine diyor ki işte cihat orduya şey yapmaktır. Hangisi kardeşim o zaman ya? Bir tanesine de diyor ki öfkelenme. Okay. Bir de gelmek için tek şey. Evet bak tek şey. Çünkü onun ihtiyacı o. Onu muhakematta anlatıyor. Konuşmak diyor. Konuşma bir soru sormak diyor. Orada ortaya çıkan cevap diyor. Şahsın kemalini göstermez. Şahsın kemalini şöyle gösterir diyor. O zatın ya onu terbiye edecek cevabı olur veya onu bir yerlere taşımak için olur veya onu aleminde zenginleştirmek için olur veya bizatihi kendi hakikati söyler diyor. Mesela şöyle misal vereyim. Tebessüm etmek sadakadandır. Ben bunu Resulullah'a hiç yapmıyorum. Resulullah Allah Allah tebessüm. Ben o toplumun şeyini, psikolojisini, ben biraz psikolojiyle meşgul oldum. Ne kadar somurtkan, ne kadar zalim, ne kadar haşin. Zalimler ki suratlarından belli. Buna söylemeye ihtiyaç duymuş. Tebessüm etmek sadakadandır demiş. Ha, o zaman adam hani yapamayacağı bir şey yapmaya başladı. Yalandan falan da yoksa. Yani bir ihtiyaca binaen söylenmiş. İhtiyaç. Ama ne mutlu baklava yiyenlere. Ne mutlu güzel yatanlara. Ne mutlu hurmaları çok olanlara değil mi? Tam tersini olmuyor. Yani ihtiyaca binaen söylenmiş. Şimdi bitiyor. Bir iki cümlem kaldı. Risale-i Nur da böyle arkadaşlar. Onu soyutlayacağız. O kelimeye ya Hasan abi ya Mehmet abi Hüseyin abi giydirdi elbise. Oraya bizi hapsetti yani. Çıkamıyoruz da yani. O imge ve simgelerden. O tabirlerden çıkamıyoruz. Abi böyle dedi diyor. Burada böyle yazıyor kardeşim işte ya. Neydi abi o demin dediğiniz yazı kaldı. Ona yaptığınız iyilik onu azdırıyorsa. Allah razı olsun iyi. Diyor ki. O da benim şeyim merak ediyor. Ha. Diyor ki. Senin iyiliğin onun kötülüğünü arttırıyorsa iyiliğini kes diyor. Ha? Kötülüğünü arttırıyorsa. Mesela hakikaten acayip bir şey. Ahmak adam yani. Anlamıyor ki. İyilik nedir bilmiyor. Ben bunu görene kadar çok tuhaftım yani. Gayrı müteşi var ya iki sözler kadar bende bir şey var. Ulan mektubatın o şeyinden ustad koymamış. Çünkü acaba istismar mı edilir? Oraya koymamış. Tavsiye ederken onu çıkarmış. Ha? Senin iyiliğinle sana musahhar olur diyor. Onu bırakmış. Ama bu kenarda dursun tabii. Baktın ki hakikaten yani
Hakikaten ahmak ya. Demiyor ya. Anlamıyor ya. Basmıyor. Biliyorum ki bak kardeşim Allah'ını seversen bu işin kuralı budur. Ehlinden ders alacaksın. Her şeyi ustasından ustalığı öğreneceksin. Bak bir daha. Her şeyin ustalığını ustasından alacaksın. Ustalar sana diyor ki bak haftada birkaç derse git. 5-10 dakika. Ustadın söylediğini söylüyor. Usta. Ustad niye demiş? Usta. Usta olduğu için ya. Ustad ustadır. Ha. Birkaç sağdan olursa ustad olur. Usta bir inşaattan anlar. Ustad ise aklın da ustası, kalbin de ustası, zihnin de vesaire hepsinin ustad oluyor o zaman. Külli. Ne diyordum? Haftada bir derse, birkaç derse gidin diyor. Ustad birkaç dakika diyor. Ama ben tabii kanatım. 15-10 dakika diyeyim ben. Risale oku. Hizbul Kur'an'ı oku. Tamam. 7 kebair işleme. Namazını kıl ve akabinde tesbihat yap. Tamam. Öyle mi? Daha kardeşim sıkıntın varsa doktora git. Ama hiçbir şeyin yok. Vehmini arttırmak, çıkartmamak için doktora gidip bir şey sorgulattırma. Ha, şimdi son bitiriyorum ki akla geçeyim. Akıl ne yaptığını anladık değil mi soyut olarak? Yeni bir şey katar, senin alemin ortaya çıkarır. Tasdik de ilim ile ona dönüştürür. Tasdik ne yapar? O aklın aldığı, ürettiği yeni bir dünyayı, aklı yeni bir dünya oluşturuyor bize. Onu, tasdik ki ilim ile onu dünya yapar bize. Yani farkındalaştırır seni tasdik. Her şeyi alttan, çekirdekten taşıyan buna mahiyet denilir. Biliyoruz. Her şeyi üstten taşıyan meyveye de hakikat denilir. Alttan taşıyana, her şeyin altına mahiyet, üstüne hakikat. Bu ikisinin cem haline batın, görünen zahir, ağaç ise tasavvurlar. Meyve artık aslına, sürecine dönüşmüş. Tasdik ilim, baktığında alemindeki mekanı, suretleri, simge ve imgeleri tahayyül yapar. Tabiri diğerle mahiyet, alttan taşıyan çekirdek, hakikat, üstten taşıyan meyvedeki çekirdek, kanuniyet, yazılımı, batını, makina sistemi, suret ise cilve, cemal, nakış ve sanat tarafı, zahir, simge, sembol, imge tabirleri denilir. Bu kanuniyeti yakaladıktan sonra çok çeşitli tabirlerle sahalarda bulunabilir bir hakikat. Onu avlayacaksın bu oltalarla. Misal, ağacın görünüşü suretindeki tahayyüle, alemindeki ama çok mühim olan ve Allah için düşünülemeyen mekansızı alemimizde mekana imbisatı oluşturur bu tahayyül. Ağacın batınısı ise inkişafı zamanımızı oluşturur. Nisbi ve itibarilerimizle var olanların dışında haricinde alemimizde de çok daha yeni ve farklı ve alemi şehadetle alakası olmayan bilgi, malumat ve manaları ve zanları oluşturur ki buna tasavvur denilir. Tüm bunları soyarak, soyutlayarak, vahiy ile taşınarak, akıl, taakul ile bu misalimizin batın yani kanun tarafını oluşturuyor akıl. Taşından vahiy ile cüz'i ve cüz kayıtlarından sıyrılarak kül taşınarak diyecektim. Vahiy ile taşınarak cüz'i ve cüz kayıtlarından sıyrılarak külli ve kül haline tüm şirk ve küfürlerden sıyrılarak furkan olma haline ise ilim yani tasdik. Aynı zamanda tüm esmalar, eşyada olan esmalar aynı çizgidelerse
ses çıkmaz, insanın içindeki manalar gibi. Mesela farklı farklı sesler niye çıkıyor, tepkiler üretiyor? Esmalar birbirlerinin işte. Mesela esmalar, ağaçlar niye ses çıkmıyor? Niye arboni? Bütün esma kendi hakikatini ifade etti. Niye biz yerimizde duramıyoruz? Birbirlerini aklamak isteyen esmaların hakikati olduğu için. Evet, bu kadar şey yaptık, ısındık çok bile. Şimdi akıl dersimize kaldığımız yerde devam ediyoruz. Bunları düşünce malzemeleri olsun diye. Hasan abi, bu biraz cahillemiyorum de, tarafgirlik tasdik midir abi? Tarafgirlik bir duralım, ezber olmasın diye. Tarafgirliğin el-hubbu fillah ve el-buzu fillah, o kadar ciddidir. 6 tane iman esasının altını da oyuyor veya inşa ediyor. Tarafgirliğin. Tarafgirliğin o zaman hakikati şeydedir. Yani suret, kanuniyet, hakikat, mahiyetini olarak düşüneceksin. Bir yerde bakınca düşündüğün belki doğru ama başka bir yerde baktığın zaman mesela düşüncede de tarafgirlik var. Vicdanda da tarafgirlik var. Kalpte de var. Oraya kadar geliyor. Mesela İslamiyet nedir der. İlk, hakka, hakkı tasdik ve tarafgirlik. Var ya. Ta oraya kadar gidiyor ya. Şimdi akıl dersimiz kaçıncı defterdeydi? 28. defterde. Ama tasdik o gafur o kadar acayip bir şey ki amellerin habitete amalum sıfırlıyor. Mesela Ebu Davud da geçiyor diyor ki bir mana şey, ölçü değil ama hakikat yani. Ahkam çıkartmıyoruz, eylem çıkartmıyoruz. Bizi günah itmiyor bu. Bizi yeisten kurtarmak için kullanıyorum. Diyor ki Süfyani Deccal'a, İslam içinden çıkan Deccal'a Süfyan deniliyor. Süfyani Deccal'a tarafkir olana geçmiş hiçbir salih ameli fayda vermeyecektir diyor. Ona dost olana tabii. Ona düşman olana ise geçmiş hiçbir günahında muhayze edilmeyecektir. O Süfyan'a yüklenecek diyor. Dolayısıyla o Süfyan onun güruhuna, o kafileye, o kamyona atılacak. Onunla beraber olan guruha atılacak senin günahların. Çünkü dost dostuyla beraber. Hasan abicim bilgi fiile dönmeden, yaşanmadan ilim olmuyor. Olmuyor. Şimdi ben de hiçbir... Fakat tarafgirliğimden dolayı, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tarafgirliğimden dolayı ilimlerin en üstüne mazhar oluyorum. Veyahut da hak kazanıyorum. Yani bu acayip bir şey. Yani az iş değil mi? Az, bak tarafgirliği sen şey mi zannediyorsun? Koca koca dev adamlar yani ilmini kazanımlarını bu tarafgirliğini yapamadığı için helak olan mezarda, kabristanına bir sürü enkazlarla doludur. Evet. Bir sürü. Tarafgirlik. Mesela Karun, Belam bin Bahura. Mesela malum zaten ilmi mi yok? Dev adam ya, dahi. Süfyan, cahil adamdan olur mu? Biliyor. Mesela üçüncü şahıs. Kur'an okuyor. Hafız. Peki itikat ama o tarafgirlik var ya. El hubbu fillah vel buzu fillah. Hepsini duman ediyor. Anladın mı? Mesela benim biraderi de en büyük özelliği şeydi. Yani spor yaptığı için kafası böyle şey olmuştu böyle. Çok böyle. Ama mükemmel bir tarafgirliği vardı. Süfyan'a karşı böyle. Yani düşman. Yani ona acayip. Mesela bir tanesi vardı böyle geçen aradı. Ya ben onu anlamamıştım dedi. Adam emekli komiser. Bu bizim hadisede. Niye abime sahip çıkmıyorsun? Bak komisersin yapabildiğin halde sesin çıkmıyor diye adama hakaret ediyormuş. Bana hakaret ediyordu dedi. Yani böyle şey yani. O kendi haline bir şeydi. Böyle Ali gibi değil. Niçin söylüyorum? Tarafkirlik bambaşka bir şey. Ondandır ki hizmete tarafkir zıttına düşman ki belki de o 50'ye yakın
cemaatte bulunmadığı halde 50'ye yakın hatim etmişler. Benim haberim yok. Bu tarafkirliğe örnek olsun diye söylüyorum. Evet, evet. Tarafkir misin? Yer gök sana dua eder. Çok acayip. Başka türlü kurtarır tarafım yok. Yok. Tarafkir. Çok tuhaf. Mesela öyle dedi ya usta. Neyle Hızır abi demişti bunu. Dedi ki ben dedi sanki ben öleceğim. 10 gün kalmış vesaire. Ne, çok dedi ki ne o kadar üzülüyorsun? Gideyim ki karşılayacağım sizi. Ondan sonra sermayem var dedi çok şükür. Tövbemle gidiyorum dedi. Neyle geldin diyecekler dedi. Ey Hızır. Ya Rabbi. Sen kim ben kim? Sana ne getireceğim ben ya? Ama senin düşmanını ya ben de adamdım. Senin düşmanını düşman oldum. Başka bir şeyim yok. Allah için bu ne kadar mühim. Acı bir şey ya. Allah için ya bu iman küfür. Bak ne diyor? İman, iman ve imanla İslamiyet'in tarifi var. Tarafkirlik ve tasdiktir diyor. İslamiyet hakka tarafkirlik, teslim ve inkiyattır diyor. Bak hakka tarafkirlik, tarafkirlik, teslim ve inkiyat. Peki İslamiyet yoksa? Tarafkirliği yok. Acayip. Evet. Defter 28. defterin 133. sayfasında akıl şeyini devam ederken size daha önce atılmış sözler 245. Ben bunu atmışım. Akıl 38 olacak abi ya. Yani yanlış 38 olmaz. 38 olacak. Yok hangisi? Bugün 38 dersin. Oha o yanlış yazılmış galiba. Ha. Ama 186 doğru. 186. Hayır ya o eksik şey. Geçen hafta 183. Öyle ama geçen hafta bir atlayarak gitmişiz. 183'ten sonra 184, 185 orada bir atlama yapmışız. Çünkü video yok öyle. Tamam o dima doğru da akıl 37 var ama. Abi, 37 varsa 38'e geç. Evet. Aslında ama benim defterde var mı? Yani ben deftere gelip yazdıysam öyle vardır diyeceğim. Helalet olmasın. Peki 180'den beri o bakar mısın defterine? Abi 179 var mı? 180, 179 var. 180'e ben gelmemiş de olabilirim. Bir daha 179 sende var mı? Bende var. Bende 180 var. Sen de 180. Sen o gün hasta bir şeydin. Bir yere ya... 178, 179 var. 180 yok. Heh. 181, 182, 183, 184, 85, 86 var. Evet abi. 86. Yani, bende de var. Yani, o zaman bir tane yok galiba. Şu an hani en son demin baktım sitede de 185'e atmışsınız. He. Hani olmayana ben bakmadım tabii. Bakmak lazım ama şu son 1-2 ders sıralı gidiyor. Evet ben ama ya bir yerde bir hata yapmışız ya. Yani mesela ben de şu anda 185 tane bir yerde bir hata mı ya? Ben o atmadık mı? Ne oldu? Yani depoda mı kaldı? Ha. Bilmiyorum ki ya. Yani yok yani bir tane ha. Ders... Bir bakalım o zaman. Ya biz fazla yazdık. Şeyi siz abi Rize'de yaptınız mı Dima? Bir tane yaptınız galiba. Yok. Yani yap. Yap oradan canlı yayın yapmadık. Bir de 36 abi ya. 37 olacak akıl. 37 yok ki. Emin abi, misiniz? Burada yazmış işte. 37 abi. Nasıl yok? Şey abi? Bakar mısın? Şu anda nurdersi.com'da. Nurdersine baktım. 185'e 36 yazmışız. 185'e. 186, 37, 187, 38 olacak. Yani ya o yanlış ya bu yanlış. Evet 185 akıl 36 yazmışız. Evet. Yani 37 olması lazım. Az önce ama bu... Hayır 186 yapmışız ki bir daha. 186. dersi yaptık yani. 186. Evet. Öyle mi? Yani eksik nerededir ona ben bakmadım. Nasıl çözeceğiz? Yani son 4-5 ders sıralı gidiyor. O zaman biz böyle buna yani, uyalım, o kusuru bulalım bir de. Tamam olur. 179 sende var mı? Var. 179 varsa abi eksik yok. 179, 31-10-2021'de yapmışız zihin. Neyini? Daha zihin. Söyle. 31-10-2021'de yapmışız zihin diye. 181, 14, 11'de. 178, 24, 10. 24, 10'da yapmışız. Gene zihin. Yine zihin değil mi? Evet. 180 bende yok. O bir hafta atlamışız muhtemelen. Orada ben bir gelmiş... 180 var mı sende? 180 bende var. Neydi konusu? Zihin 10. Zihin 10. Olabilir, doğrudur. Sen yoktun. 181, zihin 11. Tamam. Evet, tamam. Doğru o zaman. Tamam. 182 de var.
83 ben var. 84, 85, 86, 87. O zaman tamam. O hatayı buluruz bir yerden o zaman. 187 diyeyim buna. Tamam. Sıralı evet. Çünkü 185'i attığınıza göre. O zaman 187. Bir bakalım kim eksik. Nerede bir yerde hata yapmışız işte. Bu 187 mi? Bu 187. Evet. Değil mi sana göre? O zaman bu şarkı... 38 olur. Bu 38 olacak. Evet. Tamam hadi olsun. Sayılar o kadar şey değil. Ama bir tane herhalde ortada. Ya işte bir kamerada almayı unuttum. Bir şey oldu, bir şey oldu. Yazık oldu. Sözler 245. Meclis-i Nurani'de var geçen hafta. Hepinizde var. Sayfa 133 defterin. Hasan abi 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 var. Ders mi? Aha, bir 86 yok. Geçen haftaki. Belki daha yüklemedi bence. Abi geçen haftaki vardı, kim atmıştı? Bülent atmıştı lan yani. Yani şu vardı. 85... Şu anda yayında hangisi var? 86 mı var? Şu an en son 185 atılmış. Yani 186, geçen haftaki yok. Eğer yoksa. Geçen haftaki desi kesin attılar. Aynı günde attırmış hem de. Tuhaf şey. Atmış. Aynı gün yani. Hatta akşam... abdest bahsettiniz. Evet. Dur bakayım 185. Yani tefekkür aklın abdestidir ha. Bu geçmiş, bir sonraki, yani geçen haftanın derse o 186 olması gerekiyor. O zaman bir öncekine bakalım. Sen onu bir çözsene ya. Tamam bir bakalım. Hangisine... Sen bir sanki bak. Bülent 185'i yapmamış gibime geliyor. Yani kimse... Ha, arada o zaman bir atlama var. 85 atlanmış. Ama bizim numaralarda sıkıntı yok. Ders atlanmamış. Evet. Yani ders, mesela son ders 186 olacaktı şu eklenen. Tamam. Bir şey yapalım ya, ben bir yukarıya çıkarız gitmeden bir bilgisayar depoyu vereyim sen bilgisayar, bir sen baba. Tamam. Tisif dimağı. 85 atılmamış abi, 85. Öyle mi? Akıl 36 olan 85 atılmamış bence. İçeriye bakalım, aldığımız notlara göre... Tamam be, ben bir çıkalım. O sekerat mekerattan bahsetmiyor, ben duymadım yani. Dersten sonra çıkalım veya bilgisayarı indirelim. Tamam. Ondan sonra şöyle yapayım. Barış, masamdaki bilgisayar ama sonra tamam, sonra isteriz. Hadi, hazır mıyız abi akıla? 245. Meclis-i Nurani'de gördünüz. Bir tanesi gördün mü? Evet abi evet. Tamam bitti. Hem de Adem'e secde olan hadise sırf emri gaybidir. Ha bir de söyleyeyim. Ben bugün arabada gelirken bunu yine Eskişehir, Kütahya mı? Eskişehir'de öğretmenler sordu. Günah şey yapıyor. İsyan kalıyor. Kur'an da unutmaktan kaynaklanıyor kardeşlerim. Adem Aleyhisselam. Unutma. Bilerek isyan yok yani. Adem Aleyhisselam unutmaktan kaynaklanmış bu. Hani bilerek isyan değil yani. Cennetteki o yasak meyveyi yemesine unutmuş Allah'ın şeyini. Unutmuş. Yoksa isyan olur. Oysa bu zelle deniliyor buna. Zelle deniliyor değil mi? Zelle deniliyor. Unutmaktan ki Amel-i Resul'de bizde şey olmuş. Sığınağımız oldu. Unuttuğumuzdan bize hesaba çekme diyoruz. Amin Resulü de. Evet. İnne sina evakta ana böyle. Unuttuğumuz şeyler. Unutmuş. Yani sonra anlamış ama bak iş işten geçmiş. Bir şey söyledim mi abi ders başlamadan? Onun için söyledim. Adem'e secde tevafuk ettiği için söyledim. Unutmaktan yapılmış bu. Yasa unutmuş. Hatırında yokmuş. Peki unutmak onda o işte o olmuş yani. Nasıl olmuşsa birbirlerini unutmak derken bizim unuttuğumuz gibi örtmüş başka bir şey. Yani unutmak şey diyeceğim abi. Unutmak Adem'i midir, vücudu midir? Unutmak Adem'idir ya. O zaman cennette ne işi var? Cennette değil. Cennette yok o zaten. Kişide var o. Cennette Adem yok. İçinde var insanda. Mesela şirk var mı kainatta? Ama kafasızın kafasında var. Bir şirk var bizde ama kainatta yok. Adem cennette yok. Vücut alemidir. İnsanda var. Bütün. Abi, hani efendim abi.
Ya şimdi abi zıtsız nasıl bilebilir? Adem Aleyhisselam cennetteyken cennette olduğunu biliyor muydu? Bilmiyor. Bilmiyoruz. Peki o zaman... Çünkü cennetteki esmalar var ya cemali cemali evet. Hepsi agoniydi. Tamam. O zaman Adem de orada var ama bilmiyor. Adem'i de bilmiyor abi. Yani Adem varlığı bilmesi için rızık diye babası lazım. İşte artık bunu tefekkür edin de Kur'an sadece şeyi unuttu. Evet çok zorluyor bu yani Adem. Gerçi daha peygamber değil o cennette. Değil. Peygamber de değil. Peygamber de değil yani. Evet. Efendim bir şey söyle abi. Kızma. Ha, kızma. Abi sekeret de. Sekeret olan şahitlik iyi bir şey mi ki? Sikeratına şahit olmak iyi bir şey mi? Yani kişi şahit olanın maneviyatına bağlı. Mesela iyi bir adamsan yardım edersin, iyidir. Ama senin psikolojini bozacaksa, o seviyen yoksa, yani orada taşkınlık yapacaksan çekin, git orada. Onun için özürlü kadın girmesin diyor orada. Çünkü yani ruhaniler gelsin diyor. Sikeratta olanın yanına girmemesi lazım o odaya. Yok, sekeratına, kendi sekeratına şahit olmak. Ha, ooo, çok seviye o, kafur. Öyle mi? Çünkü tabii sekeratına, mesela daha gelmeden biliyorlar. Yani, ustad evet. Kendi 50 sene mi, kaç sene önce Hafız Ali abi Barla'da, orada geçiyor. Şu kadar diyor, ömrüne şey yap, hizmet iman eden gitti, sildi. 86 yazdı kendisi. Kendisi yazdı yani, o yazıyor Barla'da. Dipnotu koymuşlar işte. Hafız Ali abi ne diyor onu dediği zaman işte 70 mi 60 küsür kadar diyor hizmet imani Kur'an'ı'ya devam eden bir zatı diyor falan. Ustad onu her şeye şey yapıyor. Burada diyor 86 sene diyor yazıyor. Kendisi şey yapıyor. O zaman Hafız mesela 86'yı bekliyor. Ona da öyle demişler. Şimdi ona odaklanmış yani. Merak etmiş acaba ne zaman öleceğim diye görmüş. 86 görmüş. Artık Rahmani'nin şeytanı. Ondan sonra adam bunu biliyor şimdi. Adamın alemine şeytan nasıl girsin abi ya? Yani nasıl olacak bilmiyorum artık. Ortalık yani. Fazla şey. Gemiye yükünü kay karışma fazla bu işte. Yani bilmek, ölüm tarihini bilmek bildiğin andan itibaren seni sekerete sokmuş olmuyor mu abi? Yok, seni ve benim gibi adama sokar. Evet. Onlar burayı, burada orayı seyrediyorlar mübarek adam. Beni korkutan ne biliyor musunuz abi? Söyleyeyim mi ne? Merak etme. Söyle söyle. Hayır, öyle bir şey söylemişti Hasan Abbad'ı da. Şimdi tövbenin kabulü, ölümden falan korkmuyorsun abi. Ben şimdi gelirken yolda konuştum da. Bir diyorum böyle karlı havalarda ölmem inşallah, kimseye yük olmam. Bir de diyorum ki günahlar korkutuyor beni, başka bir şeyden korkutuyor. Ama o korkma kemalattır ya. Şey misin ya? Allah diyor ki benden korkun diyor. Başka bir şeyden korkmayın diyor. Ölümde niye korkuyorsun? Korkunun vasatı belki. O Allah diyor ki benden korkun diyor. Şey diyor ya, Gafur sen günahlardan korkuyorum diyorsun ya. Günahlarımdan. Ama diyor ki bak günahlarından korkma. Günahlarını... Sonra konuşalım mı bunu? Tövbe edememekten kork. Tamam. Konuşalım sonra. Tamam. Hasan abi 184 yok. Öyle mi? Atılmamış. Atılmamış. 184'de 185 yazılmış. 185'e şey 186 olacak. Bir kaymış. 184 yok. 183 doğru. 184... O zaman bir bilgisayarla depoyu indirin, indirtirim. Beraber bakarız. Olur mu? Hem de Adem'e ya acayip bir şey. Benim çok tuhafıma gidiyor. Böyle tabii bundan meşgul ola ola. Yani bir su yumuşaktır, kaya serttir değil mi? Bizim odun gibi kaya gibi kafamız var. Hepimiz tevazu yapmayalım. Ama İslamiyet suyuyla vura vura, bu dersler vura vura şekil almış. Çok şükür. Şimdi böyle Adem Aleyhisselam falan cennette falan dediği zaman, yani böyle işin çıkamadığım zaman, izah edemediğim zaman, ya gemiye bırak yükünü otur ya, karışmasana ne falan diyorum da. Şimdi Adem Aleyhisselam niye böyle oluyor falan, araba kullanırken böyle, şimdi yetişeyim falan diyor. Adam böyle, abi ders yapıyoruz öğretmenler. Kütahya mı oralarda? Abi bu nasıl yaptı falan dedi. Dedim ya unutma ile ayet de öyle geçiyor. Ondan sonra bize de iyi ki böyle olmuş ki evvekten ya nesina, nisyanımızdan işte unutmaktan işte. İyi ki olmuş. Geldik yani. O şey yapmasaydı hayra bak yani. Nesli olduk. Ben olmayacaktım dünyada. Yaratılmayacaktım. Böyle kalacaktım. İyi mi olacaktım? Sen karıştırma işte. Sen hani işte sen geldin işte. Şerri cüz için hayli külli var.
Bu kadar şeye vesile oldu ha. Değil mi Osman? Vücuda geldin. Kötü mü oldu? Ne diyorsun? Ulan keşke yapmasaydı. Yapmasaydı gelmeyecektin. Bu derse de dinlemeyecektin. Vücut mutlak hayırdır. Aa, o kadar bitti işte. Hem de Adem'e secde olan hadise sırf diyor emri gaybidir. Akıl ona yol bulamaz. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Çok antika bir yer. Cennet teslim ve izan bak demek teslim ve izan kavi bir imandan sonra oluyormuş. Gördün mü tarafkirliği şey? Evet abi. Tevafuk etti değil mi abi? Tevafuk etti vallahi. Hı hı. Neymiş? Kavi bir imandan sonra oluyor o teslim. Öyle basit zannetmeyin ne olur arkadaşlar. Yani Allah'ın düşmanına düşman olmak en büyük sermayenizdir ya, sermayemizdir. Basit şey değil ya. Bununla batıyorlar, vallahi batıyorlar ya. Üzülüyorum. Televizyon ekranlarında batıp gidiyorlar. Ondan sonra Uçta abi böyle bir şey ezberlemişti. Kapıldım gidiyorum, bahtımın rüzgarına böyle. Kendi bahtıyla böyle bir şey vardı onun. Ağzında derdi. Hep böyle. Türkü gibi geldi. Türkü gibi herhalde. Ama eskide diyor, türküler de diyor, kendisi yeneklerdi ve siyasi liderler meydanda konuşurken fikir imal ederlermiş. Fikir söylerlermiş, üretken. Şimdi böyle, o tarafkirlik var ya tarafkirlik. Adam dev yahu. Adam ilim yahu. İlim deryası. Demek ki ilim kendisi sonuç değil. Hep ondan diyorum. O bilgi mi oluyor, ilim mi oluyor abi? Yani ilim dahi olsa ilim sonuç değildir. Çünkü sonuç olsaydı Allah'ım ilmimizi artır demezdi. Fatiha'da hidayetimizi artır. İstikametimizi artır. İstikamet var ya. O kadar acayip bir şey ki istikamet. Garip bir hal ya. Artık böyle acayip hal oldu bende böyle biraz. Sizde de olmasın. Yani istiyorum. Yani istikamet. Özeneceğimiz bir insanda özeneceğimiz ilmi çok, serveti çok, karesi çok, var çok çok çok. Yani bunlar hep süreç. Peki o zaman abi ilim o zaman araç mıdır? Süreçtir, araçtır. Yani İlimsiz de olmaz ama. Yani. İlimsiz de olmaz. Ya olmaz da amaç mıdır, araç mıdır? Araçtır. Araç. Amaç Kur'an'da, Fatiha'da dediği gibi. İhtina sırat-ı müstakim. Hidayet olan, istikamet olan şey. Şimdi demek ki teslim ve izan kavi bir imandan sonra oluyor. Dimağdan vicdanı olan yol izandı. Bunu biliyoruz. Şuradan abiler. Kardeşler, şu mekanımızı oluşturuyor. Bizim tahayyül, hayal hayal değil. Tahayyül bizde mekanı oluşturuyor. Çok çeşitli ama burada lazım. Burada zamanı oluşturuyor. Bilgilerin birbirine eklenmesiyle sıralama oluyor. Öncelik sonralık doğurduğu için zaman olur. Siz bana bir şey Mehmet hayal et ki mekan olmasın. Olamaz. Hayal hayal değil ya. Yani. Bir sistemdir. Mekanı oluşturuyor. Bu ikisini vahiy ile akıl anlamlandırıyor. Vahiy ile. Sonra ilme dönüştürüyor. Tasdik. Sonra vicdana inmesi için, onun için kalktım. Dima'dan vicdana inen yol, paldır küldür her yerden inmez. Beslenir. İzandan iner. İzan. İzandan aşağı indi mi, iradeye, zihni, mesela zihinde çok konuştuk mesela, kainatın haritasıdır. Tefekkürle zihinde üstü açılarak mekan oluşturuyoruz. Bir daha. Zihin neydi? Hayat-ı tekvini, yani kainatın haritası bil kuvve. Harita. Var ya böyle duvarda haritalar olur. Bir tire, bir milyon. 100.000. Öyle saniye sen. Yani 100.000 şeyi bir santimetre mi indirdik demektir. Evet. 100.000 santim, bir santim de gösteriliyor. Gösteriyor. 100.000 santim, bir santim de gösteriliyor. Şimdi zihin, kainatın haritası. Ne oluyor? Tefekkürle üstü açılıyor. Navigasyonla. Gittikçe açılıyor. Üstü açılıyor. Mekanın üstü açılıyor. Sağa döneceksin diyor. 200 metre sonra diyor. Zihin, zihni tefekkürle üstüne açıyoruz. Mesela yani dimağdan vicdana iniş koridoru izandır. Hepsine beslenir. Ama yol bu. Vicdanda da tersi oluyor.
A eşittir B ise B eşittir A tersi de oluyor. Buradan iniyorsa bu vicdandakileri de bu yola çıkıyor, dimağı besliyor. Vicdan acayip bir şey yani. Vicdana girdik böyle. O kadar tuhaf bir sistem ki Allah nasip ederse böyle bu kadar hepimiz olacağımı zannetseydim bugün vicdan yapardık böyle. İlk önce bir tabir, bir tanımlama yapardık. Çünkü bitirmeden daha akıl çok var 30-40 tane olur da. Yani vicdanla bakalım bir de böyle. Bir daha geri dönmeyelim diye. Çok değil mi akılda? Akıl herhalde 30 tane daha olur. Ne diyorsun? Peki aklıyım mı yani? Yok yani. Yani çok tuhaf yani akıl. Ama acayip acayip bir hallere de sokacak yani bizi. Yani akıl öyle bilinen bir şey değil. Akıl ustur felsefe. Zaten son insanın son noktası der felsefe. Oysa din ise bir alettir diyor. Çok acayip tabii. İnsanın... Ama ben de heyecanla bekliyorum. Ama beklemekte tahammülüm olmadığı için vicdanı yer yer araya sokacağız böyle. Onunla. 2-3 akıl olsa bir tane vicdan yaparız. Mesela haftaya şey yapabilsek vicdana, vicdan vecede yani arayan. Araya ne arıyor yani? Nasıl bir şey? Nasıl bir sistem? Girince ne oluyor? Girmese ne oluyor? Acayip acayip şeyler yani. Zaten bir parçasını hep konuştuk. Zihni konuştuk. Burada vicdanı bir sistemi tanıyacağız bu derste. Şu anda yaklaşık 80 sayfaya yazdım. Vicdan hakkında 80 sayfa var. Zihni girmeyeceğiz. Okuduk zaten. Ne iradeyi bilmiyoruz. Biz ezberlemişiz irade, tercih. Yani o ihtiyar da var. İyi. İrade. Daha ona girmedik ha yani. Vicdanın sistem nedir yani? Sistem nedir? Sistem, vicdan. Vicdan ne diyor ustad? Ustad tabirleri, lügatları sahada gösteriyor. Hani var ya devletlerde aletini, savaş aletini yaptın bırak sahada göster. Ustad lügatı lügatlarda değil. Eylemde gösteriyor. Mesela vicdan nedir? Bizde gösteriyor. İrade nedir? Yani eylemde ifade ediyor. Anlatırken bir konuda kullanıyor. 29 tane mertebesini anlatıyor. Semahşir'in dediği gibi her bir tabirin en az laka 29 tane manası var der. Bu zahir. Bu zahir. Batını onunla taşınırsın diyor. Bak söze misal verdi. Elif insandır der. Elif enel var ya bir nokta bir eliftir. İnsandır. Cemaat şerifinin şeyi misali. Elif diyor. İnsandır. Lam ise diyor ilimdir, hakikattır, Cebrail'dir. Lam diyor elifi sarmalarsa lam elif olur. Ne olur o şey? Lam elif kamil insan demektir diyor. Görüyor musunuz? Acayip bir şey. Ne kadar hoş ya. Harfler öyle tesadüfen yapılmamış. Ustad bunu sağda söylüyor. Ustad da söylemiş zaten. Elif Allah'a diyor. Lam Cebrail'e diyor. Mim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Elif Lam'ın olunca ne olur? Kamil insan oluyor. O Elif Lam. Lam Elif oluyor. Risale'de kamil insan nedir? Elif'i, Lam'ı, Mim'i bir araya getiren kişidir. Bunun dışındadır. Haşa Allah değiliz. Allah, Lam, Elif Lam, Mim, Lam, Peygamber. Öyle diyor da işaret edeceğiz. Mim de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Onu bütünlüğe getiren kamil insan. Üçü. Şimdi bu yolu aktifliği yani dimağdan vicdana, vicdandan imana herkes de çalışır mı? Bu yolu iman açıyor dozerle. Genişletiyor. Gayba akıl vahye dayanmasa yol bulamaz. Ayeti var Cenab-ı Hakk'ın zaten. Size gayb mı açıldı diyor. Gaybı size bildirildi mi ki diyor. Böyle şey yapıyorsunuz diyor. Demek ki akıl gayba nüfus edemez. Gayb mı açıldı size diyor. Şeyde söylüyor 25. sözde MMM'lerde. Aklın yolu nedir? Noktalı virgül. Vahiy ile iman olacak. Sonra vahiy ile iman yapacak. Ballar balını üretecek. Sonra iman yolunu kullanacak. Akıl iman İtikat vesaire de vesile olduktan sonra iman, bu sefer iman bunları yapılandırıyor. Geri dönüp de. Hani çocuğu büyütüyorsun sonra, çocuk büyüdükten sonra seni büyütüyor. Sana bakıyor gibi geri dönüyor. İman aynı zamanda bir bağdır. Gayba
imandan başka yol olmadığı için iman gaybadır. Metafizik gayb değil, melekuttur. Ama bir cihette de gayb olabilir. Şöyle, şehadetin arkası zahirde görülmediği için denilebilir. Ama buna melekut deniyor, gayb deniyor risalede. Cinler gayb değil, melekut alemindendirler. Gayb değil cinler. Senin için gaybdir. Onun için yani melekut alemindendir ki kafirler de, Budistler de şeytanlarla münasebet kurabiliyorlar. Gayb mi ki? Gayba nüfuz edemezsiniz diyor. Kafirler kuruyor cinlerle. Budistler de kuruyor. Evet. Hasan abi, kafirlere vicdan var veya yok? İki türlü şey var vicdanda şimdiye kadar. Kafir bir mütecaviz kafir, bir nötr kafir. Nötr kafir de kısmen vicdan çalışıyor. Mütecaviz kafir münafık mı? Hiç vicdan çalışmayan mütecaviz vesaire olmuş. Münafığın vicdanı asla çalışmaz. Abi şimdi bakın şurada mümin tarafından, müminin izanından vicdana iniyor ve tekrar geri dönüşü var. İman oluyor o şekilde değil mi abi? İşte kafirden de vicdana iniyor ama var, he. Zihin ademi olduğu için, boş zemin olduğu için yansıma yok, geri dönüşüyor. Ha işte. Orada azaba tabi oluyor. Azaba dönüşüyor. Azaba dönüşüyor. Karşılık orada. Bulmadığı için. Karşılık bulmadığı için. Gidişli dönüşlü yok. Dönüşlü yok, ben öyle anlıyorum. Abi. Doğru. Ben de öyle. Sözler 281. İşte ey akılsız adam, bu işler öyle bir zata mahsustur ki, bütün bu memleket, bütün etzasıyla onun mucize-i kudreti altında duruyor, her arzusuna ram oluyor. Bitti metin. Ne anladık? Akılsızlığı burada ifade etti. Akılsız, ne demek akılsız? Aklını başına al. Ey akılsız. Ey akılsızsa kime hitap ediyorsun? Akılsız ne demek? Vahiden kopmuş, sanatkarından gafil olmuş. Çünkü akıl sebeplerden neticeleri çıkaran ve eserlerden eser sahibine intikal eden, münaza eden bir aletti. Akıl ne zaman akıl oluyor? Ne kadar aklını başına alır? Vahye muhatap olursa, vahye ne kadar bağlı olursa ona akıl denilir. Arkadaşlar, vahiden akıl koparsa zeki olur. Zeki olur. Vahiden kopana o işte akılsız adam diyor. Nasıl akılsız diyor? Akılsız ama zeki doktor. Gerekmiyor buna ameliyat, yapıyor. Bu mesela devletin ihalesini mühendis müteahhitle kırıştırıyor vesaire yapıyor. Akılsız mı? Akılsız Kur'an tabiriyle. Ama deha da zeki. Zeki. Zeki ne demek? Aklın yerine geçmiş. Akıl niye devre dışı kalmış? Şu hep duruyorum akıl dersine. Vahiden kopunca. Sözler 285. Gel ey nefsim gibi kendini akıl zanneden akılsız arkadaş. Tevazu yapıyor zannediyorsun. Nefsin aklı yok ki. Peşinde yaşadığı için. Benim nefsim gibi diyor. Tamam? Çekiyor bak. Akıl olursa, yani üzerine takke olursa, ustad demiş. Akıl zanneden akılsız adam. Bak akıl zannede yazmış. Ötekisinde anı üzerine takke koymamış. Gel de sadeleştir hadi. Takke koyma. Sadeleştirmeli olur mu? Takke konursa aklı başında akıllı denilir. Akıl olursa ki takkesi yoksa akılsız, bağsız yani akılsız. Mesela bu takke bağmış. Bu takkeyi gören bir marketler zinciri var böyle Yahudilerin. Kipa. Kipa ne demek? Yahudilerin takkesinin adıdır kipa. Bizde de var böyle. Bizde takke, onda kipa. Ondan sonra koymuş. Şimdi bu takkeyi gören ne der? Bağ var bu adamın. Bunun aklı bir yere bağlı. Vahye bağlı. Onun için burada kalsın. Aklın kafanın üzerine takke koyarsanız vahye bağlıdır takke. Anın üzerine takke koymasanız böyle bağ yok. Bağsız. Onun için akılsız, bağsız, yani akılsız. Yine bunu teyit makamında sözler 300'de diyor ki, 300'de. Kendini bak üzerinde A'nın takke var.
akıl zanneden, bak şu anda ucum oldu bende. Öyle acayip çünkü gidip peygamberimizin söylüyor yani şeytana. O bak o ses yapıyor bak. Kipa dedim ya. Şu ne kadar ne olmadı bu kadar çok şiddetli kulak şeyi. Sol taraf olursa diyor bir anda cin şeytandan, sağ taraf olursa Rahman'dan diyor. Hadis. Sözler 300'de diyor ki bak kendini A, üzerine A takke var. A kız zanneden ehli dalaletin nasıl nihayetsiz hezyanlı bir akılsızlık iltizam ettiklerini gör, ibret al. Burada da akıllı olana aklın üzerine takke koyuyor olarak yazıyor. Akılsız olursa anın üzerine takke olmuyor. Yani ciddi bir şeyde ondan sonra kullanıyor. Şimdi arkadaşlar bu sayfayı da bitirdik. Şimdi sayfa 135'te sözler 322'yi okuyorum. Burayı okumuşuz, çizmişim. Evet, hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve sair kuvvelerin hayat ebediye yüzlerini çevirerek diye devam ediyor. Akla kuvve diyor. Kuvve ne demektir lugatta? Güç, kuvvet, salahiyet, iktidar demektir. Akla kuvve diyor. Kuvve-i akliye. Kuvve ne demek dediğimi söylüyorum bir daha. Kuvve, lugatını söylüyorum. Güç, kuvvet, salahiyet ve iktidar sahibi. Bir insan şeran ne zaman mesul olur? Sibirya'da, kutuplarda vesaire veya aklı var, psikolojisi bozuk, intihar ediyor. Yani çok sorarlar ya size de bana da. Bir insan psikoloji işte intihar ediyor, şey yapıyor, şunu yapıyor. Abi kendisini vurdu ne kadar mesul. Hemen şunu diyeceksiniz. Burada alakası olduğu için söylüyorum. İktidar, ihtiyar. Salahiyet, mesuliyeti kadar. Bu dördü ne kadar çalışıyorduysa o kadar. Bununla ne alakası var? Kuvve-i akliye demek salahiyet ve iktidarı kadar güçlüdür. Yani kuvve, güç, kuvvet, salahiyet ve iktidar sana veriyor. Akıl o yani. Sana kuvve-i akli demek sana güç veren. Mesela merak ettiğim için söylüyorum. Ben de yeni rastladım bu şeye. Gadab, hiddet, şehvet, öfke, nefret. Ya bunun vasatı bana ne getirir dedim yani. Birisi nesli artırsa vesaire olsa. İşte gadab da işte kafire karşı kızıyor. İşte onunla tatmin olmadım. Meğer bu duygular, insan ateş atıyor, tansiyon yükseliyor, vücut görülür falan. Bu yaşam enerjisiymiş ya. Bu olmasa insan ölürmüş. Allah Resulü de kafirle kızdığı zaman şu küçük parmağın kalınlığı kadar alnındaki damar, değil mi Resulü? Büyüyormuş yani. Onun için yaşam enerjisiymiş. Acayip. Meğer enerji imal ediyormuş. Mesela düşünceler de enerji imal ediyor. Düşündüğüne dönüşüyorsun ya. Dün mesela Doktor Fikret'le konuşuyorduk. Böyle şeyim var. Böyle biraz rahatsız onun için gelemedi galiba. Erdinç de öyle. Dedi ki ben onu ya dedi şimdi kullanıyorum dersi diyor. Bedendeki bütün organlar vesaire akla bağlı. Aklın komutuna bağlı. Akıl emrediyor. Böyle yap böyle yap. O zaman okuduğumuz dinlediğimiz her ders akla emir veriyoruz. Akla akıl da vücuda veriyor. Mesela şöyle düşün. Hep olumsuz videoları seyreden o torunları olumsuzlayan bir adam, olumsuz haberlerden kalkmayan, bu insan mutlu olabilir mi bu dünyada? Mümkün değil ki ya. Ya bunu diyorum ki bak böyle düşünme. Bak baba, amca, abla, dayı yani imkanı yok. İmkanı düzgün düşündüremezsin. Müsbet yok. Ya bunlar ama öyle yaptı diyor, onu kaçırdı diyor. Allah Allah. Bunları mı takip ediyorsun? He diyor. E sen cehennemini sen seçtin. Kurtulma şansın. Cenaze mırsa bittiğine geldi mi? Ya ben nasıl kurtulacağım diyor. Bunu yaparsan. Ya ben diyor habersiz durabilir miyim? Tamam işte. Sen bana ne soruyorsun? Zaten karar verdin sen. Kurtulamazsın o cehennemden. Kurtulamazsın. Bir kere bağlandın. Bir hiç şansın yok. O programlar bir senin cehennemini oluştur. Bu hiç şansın yok yani. Artık. Acayip. Hadi bakalım. Hasan abi. Şimdi bakın bir taakkul var. Bir de taakkulde akıl var. Değil mi abi? Taakkul sistem. Heh. Akıl ismi fail gibi böyle tamam, master bir şey. Tamam. Şimdi sorumlu olmaması için, bir insanın sorumlu olmaması için aklın bütün sıfatlarından bütün kopuk olması lazım. Evet, sıyrılması lazım, evet. Soyutlanması ama lazım. Ama yani aklın
müsbet yönlerini kullanmıyor da zekasıyla her şeyi yapıyor, bu sorumluluktan kopmuyor yani. Kopmuyor, duruyor. Ha. Ezilmiş o. Galip değil. Evet, akıl galip değil. Aklını başına al diyor. Aşağıda diyor akıl. Bunu zekaya hitap ediyor. Aklını al diyor başına. O zaman zeki olacaksın diyor. Sözler 323. Hasan abi burada yani kalp, sırrı, akıl hatta hayal diyor. Hakiki terakki ilginç yani. Ebedi, hayat ebediye yüzünü çevirmek. Yani hakiki terakki nedir? Ebedi hayata cihazların yüzünü çevirmek. Yani şeyi... Hakiki terakki o. Yani ne yapacaksın? Yani ne yapabilirsin? Sadece yüzünü çevir. Mesela yüzünü çevirince aynayı çevir. Anne diyebilir misin? Sen orayı gösteriyorum ama gösterme. Yani bizim belki yapacağımız tek şey aklımızı, o kadar. Kalbimizi, sırrımızı, yüzünü hayat ebediye çevir. Mesela şey, şöyle diyorum. Şimdi sen bir yemek yiyorsun diyorum. İçindeki elementleri biliyor musun? Yok. Gıdaların gıda özelliğini biliyor musun? İrfan gibi bilmiyoruz. Peki bilmiyoruz diye yemiyor muyuz? Yiyoruz. Senin bilmemen... Peki senin bilmemen onun faydasız kılacak değildir. Ama bir sen daha faydalı olur. Şimdi ben de diyorum ki nasıl ki gıdanın içerisini bilmek zorunda değilsin, ihtiyacın var. Aşağıdan bağırıyor, elem var, açlık elemini yiyorsun. Ben bilmiyorum. Bilmek zorunda değilim elementlerini. Ama bilirsen daha iyi olur. Ama ne yapıyor? O açtı, gidiyor mu? Mide onu biliyor mu? Vücut onu biliyor mu? Sen içeriye sok, daha karışma diyor. İşte Risale-i Nur'da sen de oku, içeriye sok. Ustad akla mide diyor. Akıl midesine at, o artık yapacak o. İlla her şeyi tanımlamak, ifade etmek istemiyor. İşaret-i Cezada diyor ki, madem iman böyledir diyor, bu kadar Müslümana sorsak, iman nedir? Tarif edemez diyor. İmanı mı yok diyor. Edememesi imansızlığına değil. Öyle bir şey de istenmemiş. Mesela desen ki iman nedir? Tarif et. Kaç kişi tarif edecek? Mesela sordum ben şeyde. Allah ne ifade ediyor dedim. Allah her şeyi yaratan, bir anda her yerde yaşıyor. Ben, işte bu klasik. Başka bu kadar. 10 dakikayı geçmez. Allah hakkında bir Müslüman ne biliyorsun dediğin zaman bunlar diyecek. Evvel, ahir, zahirdir, kul vallahi Allah'a semet, tamam mı? Şöyledir, yemez, içmez. Bu kadar. Allah nedir? Alevimizde pek şey olmamış yani. Anlam katmamış fazla. Tefekkürde olmamış. Allah ne ifade ediyor? Bu hakiki terakkiyatın saadeti ebediye yüzü çevirmenin hakikati niyet olabilir mi abi? Yani niyet, meyil hepsi de karmadır da ama konumuz o değil tabi. Ona yol açmadım. Efendim haricim. Abi konumuz olmayan son bir soru ben de sorayım da. Mesela Mehmet abi bozdu beni. Ben böyle değildim eskiden de. Şimdi, abi şimdi Allah size kalp vermiş. Farkındasınız değil mi? Ruh da vermiş. Onu da fark ediyorsunuz. Aklı da fark ediyorsunuz. Hayali zaten fark ediyorsunuz. Sırrı fark ediyor musunuz abi? Yani o seviyede fark edilmiyor tabii. Sır demişler ya. Boşuna demişler. Nasıl anlarız biliyor musun? Onu işte çok nasıl anlarız? Sırrın içerisi neydi? Zıtlar cem edilmiş. Birbirini kaldırmak teşebbüsüne bulunmaz. Niye bana kötülükler geliyor? Niye bana böyle zanlar geliyor? Demez. Sır sahibi yani mahlukla Halik'i bir yerde tutabiliyor. İmanla küfür de var. Şirk tarafı da var. İşte o kurban olduğum üstad size geldiği zaman bir hediye babında serbest bölge işte abi. Bizim sırrımız bu. Evet. Bizim sırrımız bu. Evet o serbest bölge. İşte ama bir kardeş takip ediyor da diyor ki ben diyor çok acayiptim diyor o şeye kadar. Sana diyor ki serbest bölge her daim serbesttir. Hmm. Okudukça, şey yaptıkça kontrol ediyorsun. Ustadın hayali serbest değil ki. Hmm. Hayalini bile kontrol etmiş. Evet. Tabii ama ilk önce öyle değil. Biz okudukça mesela bir sokak tövbesi küfran nimet mi yapacağız? Ve ama bir nimeti Rabbi kefedis. Rabbi nimetini tadat, şükür için tadat et. Sokaktaki bir Müslüman gibi mi çalışıyor benim hayalim? Yok. Sen de öyle ya. O seviyede mümkün değil. Ne yapalım? Kontrol ettik. Niye farklıyız? Marifet kazandıkça onlara mukayyet oluyorsun. Mesela alıp tam götürecek bir dakika diyebiliyorsun.
mesela hiç aklımız hayalimize gelmiyor mesela. Yani evlensek çok çocuk olsaydı ömrümde hiç hatırıma gelmedi yani benim. Yalan söylemiyorum. Evlenseydim çok yok. Ha iştah olabilir. İştah başka bir şey. Yani bedensel bir haz olabilir ama ya böyle bir şey olsa acaba bunu mu yaptım, doğru mu yaptım, öylese daha mı hayırlı yaparım? Hiç mukayese etmedin mi? Ama haz başka bir şey ya, beşeriyettir. O dürtüler başka. Ama seçilen bir hayatta, o hayatı. Çoluk çocuğum olsaydı, şöyle olsaydı, işim olsaydı ama bu dersen de olmasaydım. Acaba daha mı şey olur, daha şöyle mi? Hiç demem de. Ne bedi? Yani hayali o konuda çalıştırmadığımız için. Evet. Ha, o zaman hayali, kalbi, ruhu, aklı, sırrı ona yüzünü çeviriyorum nispetinde rahat ediyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Cenazelerde, hastalıklarda, kanserde, yoğun bakımlarda falan düştüğün zaman şey, o zaman senin imdadına koşuyor işte. Yorumluyorsun. Bakıyorsun ama herkes gibi görmüyorsun. Herkes gibi görmüyor. Öyle oldu değil mi abi? Öyle oluyor. Öyle olmasa mezara kardeşimi indiriyorum. Veren bir cemaattan bir değil. Öz kardeşimi. Çamur patak oluyorsun mezarda. Çıkıyorum eve gidiyorum. Açım. Elbiselerimi çıkartıyorum. Daha önce bir ay önce planladığı için Pendik üst kaynaca derse gidiyorum. İlk an gömdüm. Elbiseyi çıkarttım. Şey İrfan götürüyordu beni. Öyle değil mi? Çay bile içmedik abi. Çay bile içmedim. Ha, ders bitirdik, çayı bir tamam. Vazifemi yaptım. Çayınızı içmiyorum dedim. Ben şimdi cenazeye gittim. Ya herhangi bir komşunun cenazesi değil ya. Bu nasıl oluyor? Niye söylüyorsun? Eften püften bahanelerle derse gelmemeye yazık olur. Çok yazık olur. Bak, yok kar vardı, yok şey yok, canım sıkılmıştı. Yok, tatilin köyü. Derse göre yapacaksın. Bak öz kardeşimi gömüyorsun. Eve geliyorum. 10 dakika mı olmuştu akşam değil mi? Akşam kıldık. Bir çorbada içtim. Çünkü ayakta duracak halim yok. Çorba içtim. Elbisemi çıkarttım. Tesbihatı yolda mı yaptık şey İrfan? Evet abi arabada yaptık. Koştuk. Bir de karda yağdırılıyor. İkinci bir özürümüz. Lapa lapa böyle böyle kar yağdırılıyor. Niçin söylüyorum? Derse niye gelmesin kardeşim? İşte ya abi olmaz. Fiili gör. Peki nedir? Ölümü ben milletin gördüğü gibi görmüyorum ki. Bu dersi de milletin gördüğü gibi de görmüyorsun bu müzakere. Başka bir şey bu ders. Hiçbir şey değişmez. Bak gömdük, aleminde yok ol hadi ders. Hem de hoş da bir ders. Hasan abi siz Deri Yusuf Hoca'nın hastanede ziyaretine gitmişsiniz. Birisinden duydum da, gittiğiniz zaman konuştuğunuz kelam öyle enteresanmış ki, diyor ki benim yakınıma gelseydim, ben diyor camdan fırlatırdım bu adamı. Resmen de ölümden bahsediyor. Millet güya ölüm yokmuş gibi. Unutturmaya çalışıyorlar. Unutturmaya çalışıyorlar. Evet. Hasan Akar gelmiş, derliyiz hocaya. Öleceksin. Geldi yaklaştı. O kadar yaklaştı öyle mi? Evet, çok da yaklaştı. O kadar hoş ki dedim. Evet. Senelerden beri inandığını tanıklık yapacaksın dedim. Ya. Ondan sonra nasıl gelecek biliyor musun dedi. Bu pekmez tayini karıştırırsan iki farklı şey tek olur ya. Amel ve itikadı karıştıracaksın. Amel ve itikadını karıştıracaksın. O insan bir suretine dönüşecek, karşına dikecek. Onun adı Azrail. O senin Azrail olacak. Durdu nasıl yani dedi. Ya, dedim ki öyle Allah'ın kulları var ki Allah nasıl? Senin bildiğin benim bildiğimiz gibi de değil ha dedim hocam. Allah öyle bir şey ki, evliya, sen talebi mi okuttun? Dedim ki mektubatta geçiyor. Tam Azrail'i gördü. Ki baktı ki evliyaların ruhunu kabzedecek Azrail gelmiş. Lan evliya oldun kesinleşti. Şimdi sen memnun olmaz mısın? 100.000 defa minnettar olmaz mısın? Evliyaların ruhunu kabzedecek Azrail geldi o cinsten. Kabul etmiyorum ya Rabbi. Sen kimsin ya kabul etmiyorsun? Allah göndermiş. Yani Allah nasıl bir Allah ki? Bu kulunun, ya Rabbi ben bunu kabul etmiyorum ya, sen mi seçeceksin? Evet, ne istiyorsun? Ömrüm diyor talebe yetiştirdi. Seni anlattım. Seni anlattım ben çocuklara. Ya bu hep seni. Hatırım yok mu? Senin hatırın için anlattım bunu. Ben de çocuklara okuttum. Onları çok seviyorum. Beni değil,
evliyalı ruhunu kabzeden istemiyor. Çocuklarına ne talibi? Onların ruhunu kabzeden, melaikeden istiyor. Ve Allah kabul ediyor, değiştiriyor onu. Çocukların ruhunu kabzeden, cinsten işte, çocuk gibi oluyor. Onun ruhunu kabzedenle gidiyor. Yani Allah'ı görüyor musun? Nasıl bir Allah Celle Celaluhu? Şu anda duymuyor mu bizi? Duyuyor mu? Görüyor mu? Söylettiriyor, hatırımıza getirmiş. Söylettirmesi söyleyemezsin. Böyle bir Allah. O da diyor ki bir şeyden korkma. Kabirden, şundan buna kork. Benden kork. Meali bu. Suret bizi aldatıyor. Arkadaşlar dersten daha kıymetli. Hiçbir şeyi görmedi. Nadir abi hepimize örnek olsun. Ama bak cenazeyi gömdüm. Ve orada da dedim. Ben bunu bir şey tanımlamak için değil. Ama eften püften bahanelerle derse gelmemeyi, bu derse gelenler bu halimi görüp de gelmese yazıklar olsun. Bundan daha bir şey yoktur yani. Arkadaşlar, zeminin zinnetidir. Sema müekkel melaikeleri zeminin müekkel melaikesine gıpta ediyorlar. Bir iki adam, bir iki nefes, bir iki dakika Rabbini görüp gösterirler, sevip sevdiler demiyor mu Barla'da? Hadisi kutsi ya. Abi bu zemin şu anda Allah ilim elcislerini peygamberine söyletmedi mi? Cennet bahçesi bir bahçedir. Nerede bulacağız ya? Cenaze evi için demedi ki. İlim elcisi burası kardeş. Suret mi bu? Bana söyleyin. Hakikatsiz suret var mı? Şu anda suret oluyorsa hakikati aynı anda orada oluyor. Şu anda vay aynı oradayız yani gene. Yüzünü nereye çevirdin önünde abi? Öyle. Yani yüzünü nereye çevirdin? O kadar. Abi bir tanesi dedi ki, abi hatırına gelmiyor mu? Dersten başka ne hatırıma gelecek? Kendi hatırıma gelmiyorlar sen. Yani başka bir şey bunlar ya. Risan başka bir şey ya. Kardeşim tabir gibi. Niye mukaddemede 45 dakika tabir, simge, imge, felsefe tabiri de kullandım ki bir yerde duyarsanız bu tabiri aşina olun diye. İmge, simge, tabir. Tabirat-ı Nuriye. Tabirdir kardeşim. Çözdükçe çözülüyorsun o kadar. Artık senin için kabir değil. Aa bakıyorsun. İnsana baktığın zaman diyorum bir tanesine bugün. Ya kardeşim bu insanın yani iyi tarafını esas al onunla irtibat kur ya. O taraf ol ya. Niye külüme çukura atıyorsun çıkartıyorsun ya. Ya ne yapalım. Yani iyi tarafım benim kötü tarafım yok mu ya. Ona bakacaksın da benimle beraberliğimizi kopartacaksın. Hep o muyum yani? O lafı dedim diye onu yaptım. Hep o muyum yani? Hep o musun sen? Ya hep o mu Harun? Öyle mi fiilen? Alttan al, üstten al, şeyden al, şunu yap, bunu yap. Kafasını kırasın geliyor sonra. Ya o... Niye? Bizim dünyamızda bir şey değiliz birbirimize. Çok şeyiz. Bir taraf yolu kapalırsa başka yol var. Tamam. Şunu da okuyayım. 323. O saray ehli ise insandaki göz, bak saray. İnsan bir saraydır. 23. söz ya. Bak bu bana nasıl tabir ya? Saray ehli. Sarayda oturanlar. Göz, kulak, kalp, sır, akıl gibi letaif ve nefs diyor. Burada da akla letaif diyor. Sonra düşündüm, orada diyemedim tabii o çalışırken. Hangi tarih? 11.01.2020'de yazmışım. Akla da letaif diyor. Biz biliyoruz ki latifeler ruhta. Ruhun dört sıfatının akıldaki kanuniyettir akılda. Ama latifelerin mahiyeti ruhta. Ruh mu kullanıyor? Evet, ruhtaki akıl. Ruhunda ne var? Kullanıyor değil. Ruh denilen... Mastar bir şey hakikattır. Zişurdur. Zihayattır, zişurdur. Kanunun vücud haricidir. Zişur tarafı işte. Mahiyeti orada. Hakikati kalpte. Kanuniyeti vicdanda. Sureti akılda. Aklın. Ya kardeşim, bir insanın aklı aklına bela oldu mu? Aklının şerinden aklını kurtarmaya çalışırsa ya bundan daha şey olur mu ya? Aklımızın şerinden Allah aklımızı kurtarmamızı şey yapıyor. Akıl işte. Akıl olursa diyor.
Bir tane de okuyorum, keseriz. Sözler. 300. Ruhtaki akıl ne oluyor dedi galiba. Latif. Latife diyor. Yok. Manyeti. Manyeti oluyor. Aklın manyeti hep ruhta ya. Hakikati kalpte ya. Evet. Evet. Her şeyin manyeti orada ya. Biraz önce tabirde kökten girdik yukarı. Manyeti, hakikati vesaire. Akıl diyorum. Sözler 325. Akıl ve fikir sebebiyle. Bak şimdi. İnsanın hasseleri, duygular fazla inkişaf ve inbisat peyda etmiştir. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Ve fıtraten camiyeti sebebiyle pek çok makası da müteveci arzulara medar olmuş. Pek çok vezaif-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle alat ve cihazatı ziyade imbisat peyda etmiştir. Ve ibadetin bütün envana müstahit bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalatın tohumlarına insan neymiş? Cami bir istidat verilmiştir. Metin bitti. Ne anladık? Yani bize bakan bu akıllı anlayan bak tarafımıza. Bunları yazdım ki ne nereye geçiyor ve neleri aktif ediyor. Neymiş? Akıl ve hasseleri, fikire duyguları. Akıl, hasse, inkişaf ediyor. Fikir, duygularla inbisat ediyormuş. Yani ikili yazmış. Evet. Yani nazmuhaniyle yaptım. Devam edeyim bakayım ne diyor sonuç değil daha. İhtiyacın kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Demek ki ihtiyaç nispetinde hissiyat çıkıyor. Fıtratın camiyetiyle müteveci arzularına medar olmuş. Fıtratın camiyetiyle müteveci arzularına. Vazife-i fıtriyesiyle alat ve cihazatı ziyade imbisat peyda etmiştir. İbadetin envana yani ne nereye bakıyor diye yazdım arkadaşlar bak. İhtiyacın kesretiyle hissiyat çıkar. Fıtratın camiyetiyle arzularımız ortaya çıkıyor. İnsanın vazife-i fıtriyesi itibariyle alet ve cihazları fazla inkişaf etmiş. İbadetin envana müstahit bir fıtrata yaratıldığı için de kemalatın tohumlarına cami istidat verilmiştir. Bu buna bakıyor. İbadetin envana müsait yaratıldığı için çok çeşitli istidat verilmiş. Alat ve cihazatından dolayı fazla inbisat etmiş. Arzu çok çeşitli arzuları olduğundan dolayı fıtratı camii olmuş. Efendim ihtiyacı çok olmasından dolayı hissiyatlar çıkmış. Sonuç akıl hasselerle inkişaf eder. Fikir duygularla inbisat eder. Peyda olmuştur. Sıralama çıkıyor mu Hasan abi buradan? Yani sanki böyle bir silsile saymaya çalıştığı gibi. Evet sizin çıkıyor. Buradan sıradan çıkarttım. Hiç düşünerek çıkarılan değil. Sıralamada. Mesela bak. İhtiyacatın kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuş. Hissiyatın kaynağı bak görüyor musun? İhtiyaç. Hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Tamam. Ve fıtratın camiyeti sebebiyle pek çok makasıta muteveci arzulara ve pek çok ne o medar olmuştur mu olacaktı? Orada bir boşluk yapmışız. Bir yanlışlık yapmışız. Metne bakma. Ve pek çok vazife-i fıtrisi bulunduğu sebebiyle alat ve cihazatı ziyade imbisat peyda etmiştir. Bir tane de söylüyor. İbadetin bütün envana müstahit bir fıtrata yaratıldığı için ne var sende? Kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiş. Demek ki ibadetin her çeşidi olsun diye istidat verilmiş. Sonra sana ne verilmiş? Alat ve cihazatların sebebiyle de inkişaf, imbisat etmişsin. Çeşitli arzuların olduğundan fıtratın cami olmuş. İhtiyacın çok olması sebebiyle de hissiyatların çeşitlenmiş. İbadetlerin çok çeşitli
olsun diye, hayvanların, bitkilerin, taşın, toprağın ibadetini de yapasın diye her çeşit istidat ondan verilmiş. Hasan abi, ben bir şey, buna kesin cevap vermeyeceksiniz ama bir tarafta kalsın. Akıl, hastalığın inkişaf bölümü, Hasan abi, akıl ve hastalığı inkişaf dedik ya. Altında da fikir, duyguları imbisat dedik ya Hasan abi. Akıl imkanında, fikir mümkünata bakıyor diye söyleyebiliriz. Bunu olabilir çünkü şöyle. İmkanat ve mümkünatta çok yoğunlaştığın için olabilir. Ama akıl niye isyatta çok? Burada mınaz mani, ben şey yapmamışım. Vicdandaki, çünkü akıl marifetullah ile vicdandaki zihnin üstünü açıyor ya. Peki fikir nedir akılla ilişkisi? Aklın bir sıfatıdır. O zaman bu da duygularla genişliyor. O da kalp. Yani bir tanesi vicdanla, bir tanesi kalple. Dışsalı akıl, içseli fikir. Fikir aklın sıfatı olduğu için. Dolayısıyla çok uyuyor. Bir tanesi hasse, bir tanesi duygu. Bir tane de okuyalım mı? Saatimiz nasıl? Olur abi. İşte. Ha? Dörtlü geçiyor. Tamam, bir tane de okuyalım mı keseyim mi? Bir tane de okuyayım. Sözler 336. Zühre Nami ile nakışlı bir çiçek. İrfanın sahası, hiç sesi çıkmıyor. Kameri aşık, hayatlı bir katre. Bu mevzu başlasın diye bekliyordu abi. Tamam peki, göreceğiz şimdi. Cevabı ki ayağa. Evet, ayağa. Zühre Nami ile nakışlı bir çiçek. Kameri aşık, hayatlı bir katre. Ve güneşe bakan saffetli bir reşa. Farz ediyoruz ki her birisinin bir şuuru, bir kemali var. Tamam. Bakayım ne olacak şimdi. Ve o kemala bir iştiyakı bulunuyor. Her birisinin bir şuuru ve kemali var mı? Var. O kemala bir iştiyakı bulunuyor. Şu üç şeyde çok hakikatlere işaret etmektedir. Metin bitti. Ne diyor? Nefis ve akıl ve kalbin sülüklerini işaret eder diyor. Evet, üç tabaka eyle hakikata misaldir. Zühre, çiçek, nefse, beşeriyet ve insanlığımıza işaret. Kamer, katre ve akla. Güneş, reşa, kalbe bakıyor. Devam ediyor. Başka ne şey? Kamer güneşten alır ziyayı, etbağına verir nuru. Akıl da vahiden alır ziyayı, içsel donanımlarına verir nurunu. Ziya ayete, nuru feyiz. Bir daha. Kamer güneşten alır ziyayı, etbağına verir nuru. Ziyayı alır. Ne demek? Akıl da aynı bunun. Kamer böyleyse. Akıl da vahiden alır ziyayı ayeti, içsel donanımlarına verir nuru, feyzi. Aldığını şey yapıyor. Wow, çok güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel oldu. Evet. Çok ilginç. Evet. Çok acayip. Akıl, katre, bunun içeriği. Ben eskide İrfan'ın o dersi yapana kadar katreyi çok basit görüyordum. Yani almaya da Allah razı olsun. Ben çok güzel. Ben bütün o ikinci dal dersimi hepsini kaldırdım İrfan'ın o şey. Allah ona vermiş, ne yapalım? İltifat da etmiyorum, hiç etmiyorum mu vermiş. Şimdi en kesif, en camidir ya. Katreyi çok basit zannediyordum. Önce pek kale almıyorduk böyle. Ustad Reşa ve Zühre olabilmesi için o katre şey yapmış. Şimdi buradaki şeyi tanımlıyorum bak. Misal diyor ki kamer, ustadın kendi söylüyor. Güneşten alır ziyayı, etbağına nuru veriyor. Ne demek bu? Bu tabir ne demek? Tabir. Kamerden kasıt akıl, güneşten kasıt vahiy, ziyadan kasıt ayet, nurdan kasıt feyiz. Güneş mesela, ay güneşten ziyayı alır. Onu aleminde değiştirir, dönüştürür, nur verir. Vahdeşe leyle vahrece duhaha. Yok, ve şemse ziya vel kamere nura. Şemsten ziya, barlada bu ayet geçiyor. Kamere nur nispet ediliyor. Bu bana ne kazandıracak? Kamer, ay güneşten ziyayı alır. Tabilerine nuru veriyor. Kamer
Yani nedir? Güneş vahiydir. Kamer akıldır. Ziya ayettir. Etbana verir nuru demek. Akıl vahiden aldığı zaman hep böyle yapıyorum. Sebebi akıl çanak anten gibi düşünün. Çanak anten, vahiy ise uydu gibi düşünün. Zahirde uydudan kulakla uydudaki bir filmin sesini, uydudaki bir herhangi bir videonun görüntüsünü çıplak gözle göremezsiniz uyduyu. Ama çanak anten sesi de görüntüyü de alır, bize dönüştürür televizyonda. Tamam. İşte çanak anten burada vahiy gibi uyduya muhataplık yapıyor. Ondan sonra televizyon nedir? Bedensel hayattır, bedendir, beşeriyettir. Orada o gözükmeyen ve duyulmayan sesi bize dönüştürmüş. Şimdi kamerden kasıt akıl aldı ziyayı oradan, ait vahiden aldı. Peki kamer nereden alıyor? Güneşten alıyor. Akıl nereden alıyor? Vahiden alıyor. Peki kamer güneşte ne alıyor? Ziya alıyor. Akıl vahide ne alıyor? Ayeti alıyor. Peki kamer güneşten aldığı ziyayı ne yapıyor? Etbana dönüştürüyor. Ziya veremez. Nura dönüştürüyor. Akıl da aldığı vahiden aldığı ayetlerini fikir, hüşyar, deha, zeka gibi içeriklerine feyzini veriyor. Abi insansız ilim olmuyor. Nasıl olacak? İlim değil ya. Dün mesela Enfusi ders yaptık. Özel bir yerde yaptık Enfusi. Dedim ki bu ders orada çok antik ama bunu 286'daki Osman'ın sahası ya. Şimdi ilk önce şöyle girdik. Bu ilimsiz olmuyor ya. Dedin diye için söylüyorum. Allah sistemi kaçırma böyle. Cennet. Şimdi kabir mabir bakalım. Allah şeceri hilkat. Tamam. Şeceri hilkat. İnsan. Tamam bu. Şimdi sacayet böyle. Hani bu mevcudat ne yapıyor işte? İşte tanımak istediğim şuydur. Hani kainatı niye yarattı? Bunu kürsüde veya derste o tarafı söyleriz. Deriz ki sebebi vücudu muhabbettir. Allah yarattı, bize ikram etti, merhamet etti de. Allah iken hala öyle ya. Ama böyle bir şeyi niçin tayyum ve teşahhus ettirdi kainatı? Orada geçiyor ki Allah da şefkat-i mukaddesi ya. Bizde de şefkat var, mukaddes değil. Muhabbet-i münazeye var. Bizde muhabbet. Bir şey anlatacağım da. Ama bir dikkat edeceğim. Şimdi de biraz daha orada söylediğim gibi demeyeceğim. Şefkat-i mukaddeseden yaratmış. Allah kime şefkat etmiş? Kimse yok ki. Sonra çıkmış dışarı. Muhabbet-i münazeye. Kim var ki muhabbet edecek? Kim kimden muhabbet edecek? Kim kime şefkat edecek? Bir. İki. Şefk. Yani kim Allah'tan başka ne var ki Allah'a şefklenecek? Bir de Surur. Bir de çok tuhaf. Hepsinden tuhaf. Gayri mi var ki Allah varken? Allah bir gayriden lezzet mi alacak? Sonra lezzet mukaddese. Sonra başka bir gayri mi var ki memnuniyet ondan memnun olacak? Sonra İftihar edecek. İftihar mukaddes. Mesnevi Nuriye 146'da diyor ki ilmi muhiti ezeliden temessül eden imkanı vücutlar ilmi ezeliye aynı olmuşlarsa da hakiki vücut meselesi vesaire. Şimdi Allah bize anlatılırken denmiş. Allah kainatı yaratmadan önce Allah benim esmamdır, benim sıfatımdır, şuunatımdır. O tek yani. Biz anlamak için tavsifat yapılmış. Tamam. Kendisi söylemiş zaten. Ben böyleyim. Leûl Esmaül Hüsna deyin bana. Benim güzel esma. Benim güzel kalemlerim var. Ben kalem değilim ya. Leûl Esmaül Hüsna. Benim güzel isimlerim var. Sıfatlarım var. Bana. Ha, kimden kime şefkat etmiş? Şimdi kendisi kendisine şefkat, kendisi kendisine muhabbet, kendisi kendisine lezzet, kendisine kendisine şefk, surur, lezzet mi? Veya esması, yani zatıyla 146'yı niye söyledim? Mesela mahiyet-i zatiyesi, şuunat-ı zatiyesiyle şefkat-ı mukaddesi olmuş. Şuunat-ı zatiyesi
sıfat-ı zatiyesiyle şefkat-ı mukaddesesi olmuş. Ona o şefkat ediyor. Kendisinden kendisine şefkat, kendisinden kendisine muhabbet, kendisinden kendisine sevk, sürur, lezzet. Yani sıfatın lezzeti esma, esmanın lezzeti sıfat. Ama zevk değil, zevk bize ait. Zevk. Lezzet ise lahutidir. Enfusi taraftır. Mesela bakın mahiyeti zatiyesi, şuunat-ı zatiyesine bak. İlmi muhiti ezeliden, temessül eden, imkan, üç tane kelime kullandı. İlmi muhiti ezeli. Sonra ne diyor biliyor musun? İlmi ezeli. İlmi muhiti ezeliden, temessül eden, imkanı vücuttan, ilmi muhiti ezeliden. İlmi ezeliyeye ikiye düştü. Ayna olmuşlarsa da olmamıştı. Ha, bakın. İnsan mesela kendisi kendisine iftihar eder mi? Eder. Kendisi kendisine zevk alır mı? Zevk alır. Kendisi kendisiyle tanımlanır mı? Tanımlanır. Kendisi kendisinden memnun olur mu? Aferin lan Hasan diyorsun hala. Kendisinden kendisine muhabbet eder mi? Gibi değil bu. Üç. Çünkü ha böyle mi? Şefkatle Allah'ın şefkatini anlamazsın. Ancak varlığından haberdar olursun. Çünkü şefkat da şefkat mukaddesi bilinmez. Ya diyor hocam abi kusura bakmayın. Ya bunu abi diyorlar ya hakkını söylemek. Vallahi hiç dayanamıyorum kendimden geçtim ya. Şimdi Allah niye bizi yaratmış ki? Yaratmış mı ki? Ya bu mertebede yaratmak ne diyeceksin? Yaratmış mı? Tayyip ve teşahhus et. Oldu mu? Cilve, cemal. Tayyip ve teşahhus etmiş. Yok. Ondan sonra bilmeyecekler. Şimdi bakın şefkat-ı mukaddesi ne demek? Zaten vardı Allah'ta. Biz çıkartmadı ki bunu. Şefkat-ı mukaddesi kim kimden? Kendisi kendisinde nasıl şefkat olur? Mahiyet-i zatiyesi, şuunat-ı zatiyesine şefkat-ı mukaddesesi oluyor. Orada mı durdu? Şuunat-ı zatiyesi in aşağıya. Yani bizim dünyamızda inandı anlamak için yani. Bir aşağı. Şuunat-ı zatiyesi zat-ı sıfatına. Zat-ı sıfat, subut-ı sıfatına, subut-ı sıfat esmasına, esması da mevcudattaki cilve, cemal, nakış sanatına, kendisinden kendisine şefkat, kendisinin kendisinden muhabbet oluyor. Kendisine kendisine sevk. Bir de acayip söyleyeceğim. Şefk var ya, kendisi kendisinde coşuyor. Kendisi kendisinde anlam buluyor. Bu da sevk. Nereye sevk? Anlama. Kendisi kendisinden lezzet. Lezzeti mukaddesi. Tabirinde aciz ol. Orada dört tane bir tabir kullanıyor. Tabirinde aciz olduğumuz, mustenai zatisine uygun bir tarzda tabir edemediğimiz, kendi şu diyor kısacası, senin aleminde şefkat, muhabbet, şefk ne taşıyorsa değil diyor. Bir daha bunu dinlerken diyor, burayı okurken 286 mektubatta, senin aleminde şefkat, senin anında muhabbet, senin anında şefk, sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Ne mi? Ne şekil şey yapılıyor? O değil. Değil yani. Ya, peki niye dedin? Bil yani. Bildiğin şey odur olmaz. Araba var orada dedim. Ben araba mıyım? Araba insan mı? Başka bir şey. Tamam? Orada araba var. Bil. Bu kadar. Ha, bil böyle bir şey. Ne getirecek? Allah, masibaullah, şeceri şirkat yani, insan. Peki, bunlar sana ne getiriyor? Beşeriyetten, hiç kimse anasından insan doğmaz, beşer doğar. Sonra bunlarla beşeriyetten sıyrılır, insan olmaya doğru. Peygamberler vazifesi, beşeri insanlığa çıkar. Sonra aleminde bunlar şey yapınca, peki ne kazandırıyor kısacası? Artık kabir, ondan sonra cennet gayı olmaktan çıkıyor. Cehennem endişesi zaten o zaman kalmıyor. Cenneti gaye edinenin cehennem endişesi olur. Ne oluyor peki? Tamamen masa, lup, kışırdan arınmış. Ne cennet, ne cehennem, ne ben, ne hiçbir şey. Rıza ile çıkıyor. Rıza ile 25. sözde söylüyor. Ey aşık diyor, sen rıza ile imazan olacaksın. Cenneti falan bile istemiyor. Orada rıza ile çıkıyor, çırp çıplak bir hali. Böyle arınmış, arı durum. Yani bir daha ki mesul olmayayım. Sen şefkat ne? Sende şefkat ne oluyor? Ne demektir? Muhabbet ne demektir? Şefkat hiçbirisi değil.
Sendekisi taayyum ve teşahhus hali. Sendeki şefkat mukaddes değil. Şefkat mukaddes. Dahi ve muktasi bunlar. Yani bendeki dahi olsa muktezası o değil. Aslında muhtemelen Mehmet abi bana itiraz eder gene ama bir ara mukaddes ve münezzeh bakmıştık ya. He. Mukaddeste mahluk yok abi. Yani ne anlardıksa ama münezzehte var ama diğerlerinde var. Niye peki bunu şey yaptın? Ders bitti. Arkadaşlar, mektubat üç şey akılla bilinemez. Mektubatı Filistesinde yazar. Ne yazar? 18. mektubun Filistesinde üç risale felsefeyle, akılla, düşünerek, beşeriyetten ortaya çıkamaz. Beşer ifade edemez, bulamaz. Ancak vahiye hizmet eden ilha, şumurlu ilhamla bilinir. Hangi risale? 29. söz. 30. söz. 24. mektup. İşte 24. mektup enfusi. Oraya şey yaptık mesela. Nasıl olacak? Yani bu ders yaptım. Sen de şefkat ya. Öyle değil işte. Öyle olmadığını bil yeter işte bu. Bu sefer ben oraya takıldım dedi. O zaman ne ki cennet kalır ne bir şey. Cennet gaye edinenin cehennem endişesi olur. Cennet gaye olmaktan çıkarsa bizim cennet, cennet değil. Allah'ın, Allah'tır muhabbet. Allah'tır, cennetin sahibidir gaye. Yani rıza ilahi. Peki, hadi seni Allah dese ki tamam lan. Hep derim, gir lan cennete tamam. Gel istemiyorum tamam. Onlar şefaat yaptın tamam lan sen. Ama ben şey yapmıyorum ama gir. Cennetten lezzet alabilir misin? Hiçbir şey alamam. Olur sana cehennem. Rıza ilahi böyledir. Bir razı oldu mu? Bir de müjde söyleyeyim. Bir defa Allah ömründe 60-70 sene bir defa razı oldu mu? Allah ben dün razıydım şimdi değilim. Öyle yok işte. Bir defa. Onun için Allah razı olsun demek kadar bir şey, küllü bir şey olmaz. Bir defa ya Rab. Allah'ım şu anda duyuyorsun, konuşturuyorsun. Buranın şu anda her şeyin sahibi sensin. Bunları söylettiriyorsun. Söylettirmesen söyleyemeyiz. Sevditmesen sevemeyiz. Bize anlamlandırmasan biz anlamlandıramayız. Allah'ım şu anda okunan dersi niyetimize göre muamele et. Şefkat-i mukaddesinin hürmetine. Muhabbet-i münezzenin hürmetine. Şefki mukaddes. Sefki mukaddes. Lezzet-i mukaddes. Memnuniyet ve iftihar mukaddesinin hürmetine. Ya Rabbi bu hakikatlerle bizi haklandır. Bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Ya Rabbi böyle sekerat gibi, kabir gibi, nükel mekir gibi o şeylerle bizi muhatap etme. Meşgul etme. Bize hani sen buyuruyorsun ayette ne onlara korku vardır ne hüzün. Ya Rabbi o ayetin hürmetine, o ayetin hakikati esma, o ayetin mahiyeti olan sıfat ve zatın hürmetine. Bunu bize dua ettirdinse kulma ya mehubikum rabbil evlat duakum sırrına. Hakikati için istiyoruz. Bizi böyle muamele et. Amin. Ya Rabbi. Sekeratla, kabirle, haşirle, sırat köprüsüyle, böyle cennet cehennem gibi şeyler bizi meşgul etme. Rıza ilahinden gark et bizi. Senden seni istiyoruz. Rıza ilahi okyanusunda bizi daldır, boğdur, yaşat. Onu istiyoruz. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi hürmetine duamızı kabul eyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki imanı ve hatırına duamızı kabul eyle. Vahir davahım enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha temas selavat. Tamam. Abi şimdi bitti ya rahat rahat bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi abi bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Şimdi şu elma mı abi? Misal. Bu elma. Tamam mı abi? Bu da kul. Hasan Akar. Bu ikisinin birleşmesiyle ortaya ne çıkıyor abi? B
bir lezzet. Tamam mı? Bir lezzet çıkıyor. Hem zevk hem lezzet. Tamam. Hem zevk çıkıyor hem lezzet çıkıyor. Şimdi Hasan abi, bu elma o lezzetin farkında değil. Bu elmadaki o lezzeti siz fark ediyorsunuz. Bir tek siz fark ediyorsunuz ama bir de fark ettiğinizden dolayı oluşan o lezzet aslında bir melek. O meleğin melek olduğundan alması gereken bir lezzet var, yoksa adil olmaz. Olmaz. İşte o, işte onu biz hiç bilemiyoruz. İşte o, o. Neyi düşünürseniz aslında o değil. İşte lezzet aslında ustad aynı diyor ki, burada elhamdülillah dersin, elma yedikten sonra orada onu yersin. Aslında lezzet, zevk, tefekkür, haz, hepsi lahuti, mukaddes bir enerji oluyor. Enerji demek zorunda değil. Enerji de değil ama o ona dönüşüyor. Evet. Ruhani oluyor. Burada aldığınız lezzet abi işte bütünlüğü, bunların bütünlüğüdür cennet. O öbürünü fark ettiğiniz anda rıza ilahi ulaşmış oluyorsunuz. O kadar mühim ki bu manaları konuşmak. Evet. Koca ulul az peygamberine unutturdu yasağı. Unutturdu bak. İsyan etmedi. Unuttu. Bize de dedi ki o hale olmamak için inne sina evahtana dedi amene resul. Şimdi o kadar mühim ki bu konuşmalar, bu müzakereler. Cennetten bile gelmeye bile değer. Değer. Allah Allah. Ne büyük bir hikmet abi o zaman ya. Bak cennetten gelmeye değer bu. Cennetten gelmeye değer. Değer. Cennetten çıkmaya değer. Şimdi bak şimdi cennetten çıkmaya değer olan bir yeri geldiğin yeri kaybettin daha. Ay ne kötü abi. Ya. Cennet bir şey değil. Vallahi ben cehennem ehlinin psikolojisiyle biraz meşgul olmuştum. Neler düşünüyor, ne yapıyor? Kur'an ve hadisler. Şunu anladım. Adamın cehennemi nasıl olmuş biliyor musun? Oradakilerin şeyi, Allah'ın iddialarını Kur'an ve hadisler. Talim. Ben hani dedim ya, tebessüm edin. Yani sadaka. Toplumu anladım ya ben. Söylenen bir şey yapmadım. Cehennem ehlinin haletini anlatıyor ya. Ben bir baktım ki o adamların haleti cehennemde değilmiş. Allah'ı kaybetmenin vahlarıymış. Allah'a ne diyorlarmış ki? Cehennem bir tanesi demiş ki onların alimlerine kötü. Cehennem bir şey değil ki. Biz ne kaybettik biliyor musun? Allah'ı kaybettik. Yan. İşte o cehennem bir şey değil ki. Esas o cehennemin cehennemi olmuş. Yanmak işte o abi. Ha, onu düşündüğü an ki düşünecek Adem'e düşürmüş. İşte Adem de bu. Bu Adem bu. Allah Allah. Vücut ne peki nedir? Allah Allah. Mevcut da vücut nedir? Cennet mevcuttur. Cennetin sahibini bulmak vücut buluyorsun. Asıl vücut abi. Evet. Ama cehennem mevcudunu bildiğin zaman rızayı Allah'a kaybettin. Adem'e düşüyorsun. Mevcudu fark edince vücuda çıkıyorsun. Yani cehennem. Neye benziyor biliyor musun? Senin misalin miydi? Oğlum Kur'an'a çık bisiklet alacağım. Çocuk da gaye bisiklet Kur'an vasıta. Babada ise Kur'an gaye bisiklet vasıta. Evet. Şimdi biz dünyanın çocuklarıyız. Evet. Allah diyor ki sizi cennete koyacağım ha. Tamam mı? Bunlar cennet vasıta sonuç Allah. Evet. Babanın gayesi Kur'an vasıta bisiklet. Allah'ın nazarında cennet bisiklet Kur'an babanın nazarında Kur'an rızayla. Biz rızayla. Allah'ım inşallah bizi ayırmasın. Rızasına peki bu suret mi? Burada oldu mu şu anda? Evet. Yüzü güneşe çıktı mı? Mahiyetsiz olur mu? Çıktı mu? Evet. Şimdi bunun hakikatsiz olur mu? Mümkün şu anda zaten oluyor mu? Elhamdülillah. Oluyor. Elhamdülillah. Oh çok şükür. Basit bak. Basit bir adamın tarafkili sağa sola şükreyip böyle niye taraftar olmuyorsunuz? Niye sert çıkmıyorsunuz? Bu adam böyle değil miydi bana? Onu bile soruyor. Onunla bile 30-40 tane Allah hatim nasip etti. Ya, ya. Hiç geldi bir şey diyor mu? Vallahi az önce resimleri çıkartacaktım abi. Dur onu göstereyim. Allah aşkına kalkmadan buradan göstereceğim. Bak, şeyinde var. Şey, İnternetinde var. Harun diyor ki. Harun diyor. Dur. Sonra. Alıncı diyor günahtan korkan adam şimdi lezzeti attı kenara diyor. Nerelere var? Şimdi öyle. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Hepsi şimdi, o. Mehmet abi Cem ne psikolojiyle geldik. Abi berbattım ben buraya. Çok kötü geldim.
Şimdi Mehmet abiyle Osman az önce açıyorlar defterlerini, bakıyorlar ki 180, 184, 180'ciden 180. Allah dedim, benden şey yok. Defter yok. Yani bir enfusçunun defteri yok ha. Yok var da burada unutmayın diye de yapmış abi. Yani ama öyle notlar yok onun gibi, ayrı ayrı bir şey yapacağım. Dedim ya yarın bir gün geçerken ben not talebesiyim. Enfüsçüyüm, sen geç. Ben not talebi enfüsçüyüm. Hani defter? Yani, defteri ne yaptın diyeceksin değil mi? Defteri yazıcılara. okumayı okuyuculara. Abi ben şu resme güveniyorum. Ben bu resme güveniyorum. Oo Harun. Bu gösterecek. Bu orada mısın? Gel hele. Harun. O sana yetmez mi lan? Gafur. Gafur neredesin sen? Abi işte Harun yanındaki benim. Öyle mi? Bak hele. Ya. Gördünüz mü onu ya? Neymiş o? Ya o gazeteleri çıkmış. Kareye girmişler. Ama bunun da bakışı acayip ya. O çok acayip. Ben niye diyeyim? Valla şuna bak ya. Neresi? Subhanallah. Değil mi? Garip. Elhamdülillah. Ama şuna bak. Evet. Şunların muhabbetine bak. Evet. Yazıklar olsun Harun sana. Sana da yazıklar hepinize. Lan bunu kaçırılır mı ya bu? Bunun hakikatin izini süreceksin, ara vermeyeceksiniz ya. Hiç. Lan dövme ben hak ediyorsunuz. Abi o da biziz, bu da biziz. Hepsiniz. Ama abi o şimdi, bir yerde ben de ama şu anda o olmaz bende. Olmaz mı? O bitti o. O bitti bir defa. Dedi ki Mustafa rahmeti şimdi de Allah ona dünya ve ahirette sihat versin ona. Abi dedim, lan dedim 50 seneden beri 60 sene bunu bu fırsatı bekliyordum. Ne şey dedim. Aman bana çok bunun gene bu resmi gel. Bak orada benim ona dikkat et. Benim de onu gösterdim, onu gör. Varsa. Ali de burada çok flu ama. Flu demek. Flu yani beni görünür görünmez. Asıl fotoğrafı ben öbür tarafta kendi çektim. Orada burada ama esas Ali ne dedi biliyor musun? Ben yaptım dedi. Evet. Vallahi öyle dedi. Ben yaptım. Bunun şeyi yok dedi. Ben yayınladım. Ben koydum dedi. İnan şey yapmadı. Yok dedi, sen çekil. Çünkü gaye başka. Abi demin dersin başında dedimiz ki bütün işte Salih Peygamber, Hızır Aleyhisselam, Nuhal hepsinin şeylerini masar. Dersi bu. Masar, doğru mu? Esmanlı masar. Ya yana gitsen bunu söyleyeceksin. Masar, tamam abi. O zaman buradaki bütün insanlar da şu anda var mı burada buna masarsa? Evet. O kavmin bütün insanlar evet. Adam bu asırda var. Var. O zaman bu cihette bakarsan mahşerdeyiz. Mahşerdeyiz. Evet. Herkes burada. Herkes burada. Tamam şimdi mesela o şeyi gösteriyordu mesela abi demin o derste şey, o resmi gösterdi ya size. Ben mesela oradayken o gösterince aklıma geldi abi. Ben orada değildim mesela. Üstadın talebeleri aklıma geldi. Aa dedim bizim Esma şimdi burada. Evet. Ha biz de yanındayız mesela. Ben öyle düşünüyordum evet. O anda. Ben Esma'mın yanındayım. Ben Esma'mın evet. Yanındayım. Yani aynı şey oluyor. Hiçbir şey fark etmiyor abi. Demin mesela ben kızıyordum kendim gitmiyorsa. O da benim. Bu da benim. Bir şey fark etmiyor. Allah çünkü bir kere razı oldu mu ondan kopmuyorsan zaten. Kopmadıysan kopmayacaksın. İrfan hiçbir şey demedin sen ya. Dediğim abi kavrağı bırakmayıp konuşalım. Ağzını bak. El Fatiha.